geldiniz. Her zaman olduğu gibi düşünce ve hayatta Ekrem Demir hocam da bizlerle beraber hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun hocam. Nasılsınız sorusunun böyle cevabı adetten midir? Yoksa böyle hakikaten yani varsa bir şey söylenir mi yani? yani nasılsınız? İyi misiniz? Ee, genellikle geçiştirme sorusu gibi değil mi? Yani nasılsınız? Evet. İyiyiz. Yani şükür falan. Yani iyi olmasak yani yapacağınız bir şey var mı? Yok. <laughs> Onun için mesela bu selamlaşmayla ilgili bir şey vardır. Yani özellikle hani üzerine konuşulurken selam hani böyle bir e, birkaç tane şey var. Bağlamı var diyelim. Bir şimdi yolda bir adamla karşılaştın. Sana evet. selam veriyor. E, bu hani Hazreti Meryem'in hikayesinde de vardır yani şimdi Cebrail'i görüyor. Yani yani kimsin nesin? Yani hani ben yani Allah'a iman etmiş birisiyim ya da Hı -hı. hani İffetli onu gibi. soruyor yani falan. Şimdi orada mesela selam vermek bu tarz şeylerde yani benden sana bir zarar gelmez Hı. demek. Ondan sonra sen de aley, aleyküm selam diyorsun. Sen de diyorsun ki benden de sana bir zarar gelmez. Yani birinci kademede yani işin birinci çerçevesinde bu. Dolayısıyla şimdi selamlaşma muazzam bir şey. Anlaşmaya dönüyor yani. Yani benden yana yani ben kimim? Yani ben e, zarar vermeyen birisiyim. Müsterih ol Müsterih benden ol yana. Müsterih ol diyor. Taahhüt ediyorum. Böylece ben de gardım düşüyor ve şey yapıyorum. Yani e, ben de ona o aleyküm selam. Yani benden yana, yana da sana bir zarar gelmez şeklinde e, böyle bir tepki gösteriyorum. Yani bir. Hı hı anlaşma yani bir sulh sağlanıyor falan. Fakat ikinci kademede aynı zamanda yani bir yardım anlamı da geliyor. Çünkü şimdi İslam ahlakı genellikle böyle bir menfi ahlak değildir. Yani mesela zarar vermemem yeter değildir. Yani yani imkanım varsa müspet bir şey de yapmak lazım. O zaman şimdi ikinci kademede eee o zaman ahlak şeye dönüşüyor. Yani selamun aleyküm yani yapabileceğim bir şey var mı gibi yani hani böyle bir anlam taşıyor. <laughs> E, o yani bilmiyorum modern çağda çok anlam ya, genel genel olarak hani kolay bir şey değil. Yani yapabileceğim bir şey ha. var mı? Yani genelde, e, genelde bir gün şöyle 2014 ilk memlekete arabayla gittiğimizde e, işte, Emre de Şimdi is İspir'den dönüyoruz. E, arabanın lastiği patladı. Şimdi ben de hiç yani hani yeni yeni araba kullanmaya başlamışım. <laughs> araba lastiği patlayınca ne olacak <laughs> ne olmayacak <gülüyor> falan. <gülüyor> pat diye bir otobüs durdu. Yapacağımız bir şey var mı? E, yok herhalde dedim. Yani Şimdi adam biraz gitti. Yani baktı ki yani hani bu, bu, bu adam yani ne olduğunu da anlamamış yani. <laughs> Mevzuyu durdu. Ya kardeşim dedi siz de na nasıl yapacağız? Bilmiyor musun nasıl yapacağız? E dedi, niye yardım istemiyorsun falan. Şeyini gönderdi. E, çırağını gönderdi. Evet. Araba, muavini. Muavini gönderdi falan. Neyse o bizim lastiği değiştirdi. İşte oradan kalktık geldik falan filan. Neyse hakikaten. Şimdi ikinci kademede yani selamlaşma yapabileceğim bir şey var mı? Demek evet. yani. O zaman yani, yani iş hakikaten... E, böyle bir zararsızlıktan faydaya doğru evriliyor. Hmm. Onun için mesela hani hani bir adam aslında nasılsın sorusu soruyorsan bir tahide giriyorsun aslında. Evet. Ee, onu bilmek evet. lazım. Ama karşılığında hep böyle adetle "İyiyim, sağ olasın." falan böyle geçiştiriyoruz yani. Varsa da bir sıkıntı kolay kolay söylenmiyor bununla ilgili yani. Ee, söylemiyoruz. Çünkü e, yani biz de yani insan biraz kendisi gibi. Yani e, çünkü ben de yani sana nasılsın sorduğumda hani bana deroute edebilecek bir iş çıkabilir diye bir bakıma geçiştiriyorum ama bu selamlaşmanın hakikaten din içerisinde çok önemli bir şey vardır. Yani yeri vardır. Bunu anlamak lazım. Bir defa yani selam dediğim şeyin esas itibariyle yani senin nasılsın diye Hı. başlayan sorun da aslında selamlaşmanın bir parçası evet. yani. yani. Onu bir şey olarak düşünmek lazım. Şimdi selam dediğimiz aslında Allah'ın bir ismi. Es selam. Yani değil mi? Mesela Abdüsselam diye isim kullanılıyor. Selam olanın kulu. Hatta şöyle bir rivayet var. Ee, Peygamber Efendimiz bir keresinde Hazreti Hazretat Validemiz'e Allah'ın ve Cebrail'in sana selamı var demiş. Hazreti Hatice Validemiz ise şöyle demiş rivayete göre: Cebrail'in selamına ve selam. Fakat Allah zaten selamdır demiş. Yani oh, çok, çok güzel, çok acayip bir cevap gerçekten. Ondan sonra Allah zaten selamdır gibi. Yani tabii yani Peygamber'e bir şey öğretmesi dediğine bir cümle değil de, yani konuyu doğru anladığını <laughs> ben e, ben te, yani gösteren bir cümle olmak üzere evet. böyle bir şey söylüyor. Ben de mesela şimdi içerisinde bu es-selam ismi üzerine çok hani bir şeyler yazmaya çalışmıştım vakti zamanında. Yani es-selam ne demek? Mesela Cenab-ı Hakk'a Selam ne demek? Selam selamet bulmak yani salim olmak demek. Yani biz Cenab-ı Hak hakkında birçok şey düşünüyoruz, birçok şey konuşuyoruz ama yani bizim sözlerimiz, bizim düşüncelerimiz Allah'ı kirletmiyor. Yani Allah hakkında bir şey oluşturmuyor. Çünkü Allah her ne söylenirse yani Subhanallah gibi yani münezzehtir. Dolayısıyla Selam ismi bir münezzehlik anlamına gelir. Yani Zarar verilemezdik ya da zedelinemezdik anlamına geliyor. Hı hı. E şimdi biz buradan hareket yani birbirimize şimdi selamı taşıdığımızda böyle bir anlamda taşıyor olması lazım. Yani ben sana zarar vermem evet. yani anlam. Ondan sonra mesela selam silimle ilişkili oluyor ve İslam'la ilişkili bir kavram oluyor. Şimdi silim barış demek yani bir yani müsaleme bir ıı, sulh gibi ve biz barış yapıyoruz. Yani yani konuşmalarımızda bir barış yapıyoruz. Yani ben diyorum ki mesela selamünaleyküm. aleyküm yani ne demek Allah'ın selam olduğunu biliyorum. Bir Rabbimiz olduğunu biliyorum. Aha. Senin onun kulu olduğunu biliyorum. Ben onun kulu... Yani sorumluluklarımızı hatırlatan bir kavram. Böylece şimdi bir taahhüde giriyoruz. Yani ikimiz birlikte bir taahhüde giriyoruz. Bayağı bir şey yani. Hani hakikaten <laughs> e, bayağı bir şey e, yapıyoruz. Bazen şimdi insanlar mesela günlük hayatta şey tartışıyorlar çok. Yani bu mesela selam yerine hani günlük adı başka şeyler de kullanırız. Tamam, i̇şte iyi hocam, günler. ağzını açalım. merhaba. Merhaba mesela. Ee, merhaba, yani merhaba da hütme... mesela merhaba da çok güzel bir ifadedir gerçekten. Hoş geldin yani yani bir hani hmm. hoş gelmek, bir hmm. iyi geldin yani e, yani ağırlama biçimi o. Mesela mevlitte çok geçerli. Yani merhaba evet. işte filan. Çok geçer. selam yerine kabul ediyoruz ee, değil mi? Yani, yani bence kullanılabilir. Yani ben hani kelim yani anlamı bildikten sonra burada söze çok takılmamak lazım ama tabii bah husus şimdi selam ismi yani Allah'ın ismi olduğu için Kelimenin çok güzel bir tarafı var. Yani Aa. yani birçok şeyde bu yani Allah isminden dolayı, Esma-i Hüsnadan dolayı, esma'dan yana olmak lazım. Yani mesela yani normalde hani benlerle karşılaştım mesela günaydın diyorum. işte merhaba diyorum. işte iyi günler, bilmem falan filan diyorum. Yani, yani bu, bu bunlar denilebilir, ne bunlar bir şey yok yani. Ee, yani günaydın demek yani o da güzel bir şeydir. Yani gününüzün evet. aydın olması, yani bereketli, mübarek olması filan çok güzel bir dua biçimidir. Şimdi fakat şimdi selam ismini korumakta fayda var. Çünkü Allah'ın selamı o. Yani yani Allah'ın selamı kelimesinde hani bir şey unutuluyor. Yani Allah'ın selamı doğru ama bir de Allah es selamdır. Yani bunu unutmamak Hı. lazım. Yani Allah'ın adını veriyoruz. Bir tür besmele söylemek gibi bir şey. Yani mesela biz Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Değil mi? Allah'ın adını evet. söylüyoruz. Şimdi biz selamlaşırken Allah'ın adını söylüyoruz. Yani Esselamu aleyküm dediğimizdeki oradaki esselam Allah'ın adıdır. Yani, yani dolayısıyla şimdi Allah'ın yani Allah'ın selamı demek Allah'ın adı olan selam demek. Yani bu açıdan selamı korumakta fayda var ama şimdi yani günlük hayatta şimdi birçok te, tecrübe, birçok kelime, birçok kavram Hı. ortaya çıkıyor. Bunlarla da böyle rekabete girmeye gerek yok. Yani hani bizim mesela gençlik yıllarımızda bunlara biraz daha evet. şey oluyordu. Yani böyle bir e, dikkat çekiliyordu. Yani işte <laughs> ne, ne olursa olsun işte günaydın, bilmem ne falan diye, böyle bir e, biraz kızgınlıkla bakılıyordu. Bunlar yanlış bence ama selam kelimesi e, yani Allah'ın selamıdır cümlesi eksik. Doğrusu Allah'ın adı olan selamdır. Ee, yani tam şeyi bu. Bundan yana olmak lazım ama bütün şeyler selamdır. Burada şimdi ana fikir çok bence önemli. Yani ana fikir olarak selam derken Allah bize ne yaptırtıyor? Yani Allah bize nasıl bir şey verir? Çünkü Peygamber Efendimizin bir hadis şerif var. O da burayla ilgili. El-Müslimu, men selim el müslimu min lisanihi ve yedihi. Bu da şimdi gerçekten bir kategorik bir tanımlama biçimi. Yani hakikaten Müslüman kimdir? Müslüman elinden ve dilinden diğerlerinin salim olduğu kişi. Yani evet. selam gördüğü kişi. Yani elim sana bir selam oluyor, dilim sana bir selam oluyor. Yani zarar vermeyeceğim. Şimdi iki şekilde ben sana zarar veririm. Yani bir dilimle yani konuşarak değil mi sana zarar verebilirim. Yani ağır sözler söylerim veya başka bir şey söylerim veya seni yanıltırım, değil mi? Evet. Ee, sana işte ne bileyim e, iftira ederim. Şunu yaparım, bunu yaparım falan. Yani ben şimdi bir Müslüman olduğum için taahhüt ediyorum sana. Diyorum ki yani benim elim dilimden yana bir zarar görmeyeceksin yani. Hı hı. Tamam mı? Selamlaştık, oturduk. Hani bu Kızılderililerin böyle bir barış şeyi var ya. yani çubuğu barış çubuğu. Yani barış çubuğu falan var ya. Şimdi biz barış çubuğunu koyduk ortaya. Yani yani ben elimden yani dilimden sana bir zarar gelmeyeceğini evet. sen kabul ettin. Yani dolayısıyla sen de aldın selamımı. selamı almıyorsun. Sen de taahhüt ediyorsun. Bu bir ahitleşme, Yani sözleşme. Hı hı. Ondan sonra bir de elimden yani gücümden hareketle yani yani fiziksel ya da bedensel gücümle de sana bir zarar vermeyeceğimi taahhüt ediyorum. Dolayısıyla şimdi biz bir bakıma bu hadis-i şerifi selamlaşmayla ikame etmiş oluyoruz. Evet. Yani zarar vermeyeceğiz. Ama dediğim gibi İslam ahlakım e, şimdi mesela bu da hani şöyle der. Yani yani başkasına zarar verme. Yani yani böyle bir hani Hint şeylerinde <laughs> böyle bir pasif ahlak yeterli addedilmiştir. Yani başkasına zarar vermemek mesela sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Yap. Bu çok yet bu yeterli bir şey değil. Yani yeterli bir şey değil. Yani İslam ahlakı en azından daha böyle hani batılı bir ahlak olarak yani doğuya göre Hindistan'a ve Çin'e göre daha batılı bir ahlak olarak böyle değil. Yani bunu yeterli görmüyor. Müspet bir şey demiştir. E müspet bir şeye dönüşüyor. Yani cümle şöyle evet. mesela şu hadis kesinlikle Hazreti Peygamberin hadisi olur. Yani bunu seçersiniz yani. Sana yapılmasını istediğin bir şeyi başkasına yap. Ya da sana davranılmasını istediğin gibi başkasına evet. davran. Çünkü orada mesela yapmamak diğerinde yeterli kabul ediliyor. Hı hı. Zarar vermemek. Yani pasif duruyorum. Yani bir şey yapmam gerekmiyor. Ama diğerinde ise bu yetmiyor. Bir şey yapıyorsun. Yani bir e, fail olarak, özün olarak bir şey yapıyorsun. Eyvallah yani. hocam. bu Çok güzel bir konuda açıklığa kavuştu bu araca. Muhabbet hı. güzel oldu. E, bugün efendim İbrahim etem e, hazretlerinin üzerinden, örneklerinden iktidar, şöhret kavramını, züht kavramını, zahitliği onu konuşmak istiyorum size. Hı hı. Ee, İbrahim Etem'in bilmeyen vardır herhalde bir Ben de senin, hiç çok bilmem <laughs> Ama zaten çok hakkındaki evet. bilgiler de çok şey değildi zaten, evet, doğru, değil zaten yani. Yani hani evet. çok ve kesin bilgiler yok. Mesela hı hı. hani e, kral mı, bir kralın oğlu mu, torunu mesela o bile tartışmalı daha doğrusu çok bilinmeyen bir mevzu. Ya da çok Şimdi, zengin biri mi? Şöyle hem bilinmeyen hem de abartılan hı. bir mevzu. Çünkü Şimdi insanlar ne bırakırsa bıraksın bıraktıkları şey bırakmayanlara çok ağır geliyor. Çok yüceltilmiş geliyor. Yani mesela şimdi herkesin zihninde böyle bir Süleyman iktidarı vardı. Yani biz şimdi Kur'an-ı Kerim'de hani Vav Radyo'da Kur'an-ı Kerim derslerinde onu işlemiştik okumuştum. Mesela Süleyman değil mi yani Hazreti Süleyman'a verilmiş mülk diye bir şey var. Yani evet, Süleyman evet. mührü, Süleyman'ın mülkü, iktidarı vesaire filan. Halbuki şimdi Kur'an-ı Kerim onu başka bir istikamet üzerinden anlatıyor. Mesela. Yani böyle bir tahta oturmak yani muktedir olmak falan bunun üzerine değil de mesela karıncayı duymak yani değil mi mesela? Hmm. Yani hüdudla konuşmak işte bilmem yani hayvanatın dilini duymayla ilgili ilişkilendiriyor. Ondan sonra şimdi Yunus Emre diyor ki yani diyor Arif'in yolu inceden inceyedir Süleyman'a yolu gösteren bir karıncaydı diyor. Yani birisi yani normalde insan zihninde Süleyman tahtı veya Süleyman iktidarı şekillendiğinde daha çok böyle güç, ihtişam, haşmet evet. değil mi? Yani... Ee, yani ordular, saraylar. ordular, şunlar bunlar vesaire filan ama yani Cenab-ı Hak aslında dikkatimizi başka bir yere çekiyor. Yani kuşun dilini bilen bir adam. Öyle değil mi? Yani, evet. yani, kuşun dilini bilen bir adam. Şimdi iktidar bu. Karıncanın dilini bir adam, bilen bir adam. Şimdi normalde şimdi insan iktidarla birlikte yani topluma yabancılaşır, araya işte duvarlar örer vesaire evet. falan. değil mi? Yani hani hep bildiğimiz konular bunlar ya da hani öyle ki mesela insan kendine bile yabancılaşır. Sadece iktidarla birlikte değil yani herhangi bir Böyle insanı hani alıp sürükleyebilecek herhangi bir e, tecrübe bunu böyle yapar. Bazen mesela yoksulluk da bunu yapabilir. Yani yani yoksullukta insan kendini kaybedebilir. Yani evet. ne, ne kimseyi duyarsınız, ne kimseyi düşünürsünüz. Bazen kendinizi bile unutursunuz. Yani hani böyle bir hal gelebilir. Onun için mesela Peygamber Efendimiz iki tane hadis söylemiştir. Sınavın ağırlığını anlatmak için. E, e, fakirlik çok böyle ağır bir döşektir. Yani. Yani fakirlik sınavı ağır bir sınavdır demiştir. Uh -huh. İkincisi yekâdül fakru en yekûne kufren demiştir. Bu da çok enteresan bir e, hadistir ve e, bu hani, tasavvuf geleneği bunu başka türlü yorumlamıştır. Yani fakirlik insanı nereden böyle dinden çıkartır gibi olur. Yani çok zor uh -huh. bir sınavdır. Fakat şimdi insanlar bu tarz hadisleri aktarınca zannediyorlar ki konu sadece böyle. Şimdi bir defa prensip organı hep şunu bilmek lazım. Yani din hiçbir zaman tek taraflı konuşmaz. Uh -huh. Yani fakirliğe böyle der de zenginliğe ne der? Oho neler <laughs> der yani. Uh -huh. Dolayısıyla şimdi hani insanın taşıyamayacağı yani insanın ağrına evet. gidebilecek hemen bütün sınavlara karşı uyarmak dinin bir şeyidir yani işidir falan. Dolayısıyla mesela Süleyman peygamberde yine durum öyle. Yani kimdir mesela Süleyman? Yani ortalama bir Müslümanın zihninde şöyle şöyle olması lazım. İşte tahtlar şuna değil ya. Kimdir? Valla e, karıncayla konuşan birisi. Yani İslam bize bir, bir hükümdar anlatıyor. Kimmiş o? Karıncayla konuşan birisi. Karınca ile bile desek daha iyi olur mu? karınca ile bile Çünkü yani bizim böyle çok fazla yani umursamadığımız açıkçası Bence karınca ile yani bile dememek şöyle insanla bile konuşan <laughs> yani Çünkü vurgu orada e, yani bu öyle bir inceliğe doğru gidiyor ki yani hayatı en ince en kılcal damarlarıyla anlamak diye bir idrak ortaya çıkıyor yani diğer türlü dünyanın her döneminde büyük hükümdarlar olmuştur zaten mesela diyorum şimdi Süleyman Peygamber'in hani zenginliği bugün kadar zenginlik değildir herhalde. bugün Ne vardı ki o evet. zaman yani? Hani işte cinlere hükmün geçiyordu. Ne hükmün geçiyordu falan. Bir tek konular var. Kur'an-ı söylediği falan ama. Yani onları bir paranteze alırsın. Yani o o ayrı bir bir, bir, bir hmm, tarz. Hmm. Ama normalde hani zenginlik dediğimiz maddi değil mi? Maddi hani, anlamda. Maddi anlamda zenginlik dediğin nedir ki? Ya da Karun'un zenginliği nedir ki? Yani bugünkü yani insanların zenginlikleri karşısında. Evet. Yani bugün hakikaten Zizel suresinde söylenen yani yeryüzü bütün zenginliklerini ortaya çıkarttığı gibi böyle bir durum oldu falan. Ama bence yani Kur'an-ı Kerim'i böyle hani okuduğunuz zaman şey gibi oluyor. Karınca ile konuşan bir çünkü neden? Orada aklın e, kemale ermesi var. Aklın incelmesi var. Ahlak var orada. Yani hayatı anlıyorsunuz. Yani şimdi durduğunuz yerde evrenle bir e, evrenle bir ilişkiniz var. Evrendeki bütün damarlarla, evrendeki bütün e, ne diyelim hay, hayat izleriyle bir ilişki kuruyorsunuz. Şimdi kamil insan o. Yani insan hakikaten <laughs> yani o zaman Süleyman Peygamber ne demektir? Anlıyorsun. Yani Şunun gibi düşün mesela Süleyman Peygamber'in diyelim ki bir tahtı var. Tahtından nasıl oturuyordu? Herhalde şöyle kurularak oturmuyordur yani. Ben taburada nasıl oturuyorsam herhalde öyle oturuyordur yani. Mesela Süleyman Peygamber ne yiyor ne içiyordu? Bir zahit ne yiyorsa ne içiyor onun gibi olması lazım. Anlatabiliyor yani. muyum? Yani, ama sen şimdi Süleyman Peygamber'den normal mesele diyelim ki böyle bir firavun gibi bir iktidar inşa edersen o zaman şimdi Kur'an-ı Kerim'in anlattığını anlamazsın falan. Şimdi İbrahim Netem'de de biraz böyle bir hata yapılıyor. Sadece İbrahim Netem'de değil mesela birçok mesela tasavvuf hayatına yönelen ya da hani İslam ahlakına böyle hani ahlak önderi olmuş kişilerde hep böyle hikayeler oluyor. Mesela diyelim ki Azman Küda'yı bir şey bırak. Hani işte kadılık yapıyordu, kadılığı bıraktı ve filan. Bunu böyle abartırlar, abartırlar. Bıraktığını abartırlar. Yöneldiğini değil. Şimdi burada yani normalde olması gereken şey bu. Yani bırak tacı tahtı bıraktı İbrahim Ettem. Ya taç taht diye bir şey yok yani. yani ortada yani bunun bir önemi yok. Yöneldiğini konuşmamak yerine Bıraktığı çok dikkatimizi çekiyor. Nasıl olur insan bunu bırakabiliyor? Çünkü diyor. biz bırakmakta çok zorlanırız böyle şeyleri. Ondan ne olay? Yani, on... yani bizim <laughs> ilk, ilk dikkatimizi çeken konu çünkü o evet. yani binli yani başkalarına konuşmayalım ama bizim sahip olmak için hayatımızın neredeyse verdiğimiz bir mesele var. Meseleyim. Canımızı ha. veriyoruz ha. neredeyse evet. böyle şeye sahip olabilmek evet. için. Ama biri var ki yani bizim neredeyse canımızı vereceğimiz şeylere evet. sahip elin terkini bırakıyor. Evet. Bizim için çok büyük bir olay ama evet, bu çok yani. Çok büyük bir olay ama. Yani bu, e, bu 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 yanıltıcı. Yani konu yani konu olarak yani İbrahim Etem'in anlaşılması önündeki engel nedir? Bıraktığının konuşulmasıdır normalde. Hı -hı. Mesela Süleyman Pey Hazreti Süleyman üzerindeki mesela Hazreti Süleyman'ı doğru anlamadaki engel nedir? Hazreti Süleyman'ın iktidarının düşünülmesi. Evet. İşte mesela Hazreti Eyüb'ün mesela anlaşılmasındaki güçlük nedir? Çektiği sıkıntının yani düşünülmesi yani hı hı. çok sıkıntılar çekti şöyle oldu böyle oldu vesaire falan gibi. Yani yani işin böyle bir dramatik şeye dönüştürülmesi, trajediye dönüştürülmesi vesaire. Onun için mesela şimdi konuyu hani anlamaya çalışırken yani İbrahim bin Ethem bıraktığı için İbrahim Ethem olmadı. Bir şey bulduğu için İbrahim Ethem oldu. Eee. Ya da mesela Süleyman Peygamber tahta oturduğu için Süleyman Peygamber olmadı. Allah ona kuşların dilini bu tabii bir tabir. Kuş mantıkut bir tabir yani çok önemli bir tabir kuşların dilini öğrettiği için yani ben e, Sü Süleyman Peygamber oldu. Şimdi ben bunu, şimdi bir ara şeydi bizim Zeytinburnu'nda e, epey bir mantıklı tayir konuşması yapmıştım. Hı hı. Ondan sonra şeyde insanlar böyle hala takip ederler, dilerler onu. Şimdi ben şöyle e, bir gün gel şimdi bir şey anlatırken benim için gerçekçilik çok önemlidir. Yani <laughs> yani birçok şey yani bir anlamıyoruz, bilmiyoruz falan ama yani bir merak ediyorum. Yani hani gerçekten yani konuştuklarımıza inanıyor muyuz, inanmıyor muyuz diye merak ediyorum. Böyle vapurla geliyorum. Şimdi şöyle bir karşımda şey gördüm e, martı. Martıya bakıyorum tamam Şimdi mantık utar kuşların konuşmasını evet. anlayan kişi değil mi? Yani, Süleyman peygamber işte Hudud vesaire <laughs> falan. Ya bu kuş bana ne der? Düşün düşün düşün. Hani bakıyorum <laughs> tamam Yani, yani gerçekten mesela kuşun bir dili var mı? Yani bunu anlayan birisi var mı falan. Ondan sonra çözemedim yani. Hani kuş bana bir şey demedi. Yani hani yani Martı bana bir şey demedi. Yani yani dolayısıyla mesela ben her gidiş gelişimde o derse vapurla falan gidiyorsam hı hı. mutlaka şey dinledim. Yani kuşlar bana bir şey söyleyecekler mi diye. Yani şeyde otur, güvertede oturur. Kuşlar bana bir şey söylesin. Hiç yani yani 30 küsür ders yaptık orada galiba. Hiçbirinde kuşlar bana bir şey söylemedi. <laughs> tamam. Dolayısıyla şimdi Süleyman Peygamberi Süleyman Peygamber yapan, bizim gözümüzde onu ihtişamlı kılan, bizim kızım gözümüzde onu yani Cenab-ı Hakk'ın büyük nimetlerine nail olmuş birisi yapan şey oturduğu taht değil. O tahtı Cenab-ı Hak binlercesine vermiştir. Hala veriyordu. O tahtın bir değeri yok. Ya kuşla yani o tahtın üzerinde iken insan bak kendine yabancılaşır iken ördüğü duvarlarla insan bütün hmm. dünyaya yabancı değil mi? Bir tane ses duyamıyor yani evet. falan. Böyle iken Allah Süleyman peygambere kuşların dilini duyuruyor. Karıncanın dilini duyuruyor. Karıncanın konuşmasını duyuruyor. Şimdi kıymet bu, değer bu. O zaman şimdi biz şöyle bir de var. Yani İbrahim'in etem konuşmasına şöyle başlamamız lazım. Bıraktığının hiçbir önemi yok. Bıraktığını evet. herkes birçok kez bırakabilir. Birçok insan da bulamaz zaten. İbrahim ne buldu? Bunu konuşmak lazım. O şey cümle çok güzel. Çok güzel derken estağfurullah sanki da, takdir hı. etmek gibi oldu ama yani bulduğu için bırakmadı. Buldu evet. öyle bıraktı. Yani hani evet. önceki ilk e, evet. evre bulma evresi. Evet. Yani o, evet. Evre, evet. o evre. O evre evet. Yani bunun için mesela şimdi tasavvuf tarihi sonra şu cümlenin üzerine kuruluyor. Tasavvuf e, Yunus Emre de bunu söylüyor. Şimdi diyor ki eee Ba, e, ba, ballar balını buldum. E, kovanım yağma olsun. Ben, var, ben varlığımdan geçtim. E, yok. Ben ıssız ziyandan geçtim. Varlığım yağma olsun. Ballar balını buldum. Kovanım yağma olsun. Tamam Şimdi söylüyor yani şimdi bize diyor ki kovanı gelin yağmalayın ne yapayım kovanı yani sen kendi bulmuşsun ballar balını ben kovanı ne yapayım hı hı. tamam şimdi bizim yani bu mesela şimdi Hazreti Yusuf hikayesinde de bu vardır Kur'an-ı Kerim'de Şimdi insanlar böyle hani e, geride kalana yani yani bize böyle elimize bir malzeme düşüyor. Malzemeyi konuşmayı çok seviyoruz. Yine bunun mesela iyi göstergelerinden bir tanesi şeydir. E, Kehf suresinde şimdi e, Ashab-ı Kehf işte ayrılıyorlar bir mağarada mağaraya gidiyorlar. Oraya yatıyorlar evet. uyuyorlar. E, aradan işte 300 sene geçiyor falan uyanıyorlar. E, sonra işte insanlar bir şekilde keşfediyor onları vesaire. Fakat şimdi Kur'an-ı diyor ki, şimdi insanlar şunu tartıştılar. Bak şimdi ne kadar önemli bir hikaye değil mi? Yani hikaye ne burada? Bir insanın iman uğruna yurdunu terk etmiş olması. Evet. İki, bir Allah uğruna imanı terk edenleri Allah'ın bir ayete döndürmek için onları 300 sene himaye etmiş olması. Hikaye bu değil mi? Evet. Hikaye bu, başka bir şey değil. Evet, evet. İnsanlar şunu tartıştılar, kaç kişiydiler? <laughs> Müthiş bir şey. Evet. Üç kişi miydiler? Yok beş kişi, altıydılar galiba. Altıncı köpekti. Yok yediydi. Ha sekiz, dokuz falan. Kaç Kur yıl? Kaçtı? Şimdi Kur'an Kerim diyor? Rejmen bil gayet çok nefis bir deyimdir. Böyle hani yani bilinmeze taş atıyorlar. Rejmen bil gayet bilinmeze taş atıyorlar. Hı hı. Tamam? Bu iş, bu tür şeyleri sorgulayanlar için mi söylüyor? Evet, rejmen bil gayet. Çok güzel bir deyim hani böyle. mala yani şeyleri. Ee, şöyle, yani şöyle bilmeden yani 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 bil. Şimdi günlük hayatta bir kelime var. Ben onu hiç kullanmam. Farz muhal yerine hı. atıyorum diye bir hani, tabir kullanıyorlar. Hı. Hatta. Ee, böyle gençlerle karşılaştığımda hep söylüyorum yani atmayın hani filan diyorum. Mesela tam atıyorum demek o yani. Recep'in bilgaydı yani at, atıyorlar yani <laughs> hani, hani filan gibi yani böyle bir şey. Dolayısıyla şimdi neyi bulduğunu düşünmek lazım. Yani. Evet o zaman e, başlayalım isterseniz. E, hikayesi bu çok önemliydi benim için çünkü okudumda çok daha anlamlı hale geldi. Birkaç hikayesi var hocam ondan bahsedelim isterseniz ondan bize anlatın. Sarayında yatarken çatıdan birinin yürüdüğünü fark ediyor, o meşhur hikaye, hmm. ne yaptığını soruyor. Adam diyor ki, devemi arıyorum diyor. O hmm. da diyor ki, deli misin deveni arar çatıda diyor. Adam da, sen sarayında Allah arıyorsa ben deveni burada neden aramayayım diyor. He. Ama bu şeye tam da sizi bulmuşken, benim bu hikaye, şimdi bu hikaye çok böyle hani of be ne güzel cümle filan hmm. diye. Bana çok iyi gelmiyor bu hikaye. Hmm, doğru değildir zaten. Ciddi misiniz? Ya. Of çok ne? güzel. <gülüyor> yani, <gülüyor> Yani Moa'ilen uydurduğu bir hikayedir. Ama bir başka şekilde e, yani yani alacaklarım. Hani burada şimdi saray diye bahsettiği kişi yani sembolik bir şey. Nihayetinde Hı. o saray... Bir de ortada saray falan yok. Bunu unutalım. Yani saray... İbrahim Etem böyle saraylı birisi değil. Az çok zengin bir adam. Yani o dönem içerisinde zenginler biraz daha fazla zengin addediliyor. Hı. Yani neden? Çünkü yoksulluk çok fazla. Fukaralık çok fazla. E bu da merkezi bölgede değil daha periferide daha dışarıda bir adam. Dolayısıyla mesela deniyor ki mesela babası işte vali olabilir. Yani orada bir yönetici olabilir <laughs> falan filan. Yani hikaye bu kadar. Yani dolayısıyla şimdi böyle bir yani İbrahim Ethem'den böyle bir Süleyman Peygamber çıkartmaya gerek yok. Ee, ama e, yani şeyin e, yani neticede hani o yola giren şöyle de olsa mesela bırakması gerekiyorsa dedim ki yani hükümdar da olsa bırakırdı. Şimdi bir şey var. Ee, Ömer İbn ile ilgili bir hikaye var. Benim çok hoşuma gider. Hikaye şöyle. Şimdi hatta bunu Fikret'te yazmıştım. Ee, şimdi Ömer İbn Abdülaziz e, yani Emevi hükümdarı. E, emirler bazen ona mesela 5. Raşid Halife denir. Yani Hz. Ali'den sonra gelen halife halife gibi falan. Çok müstesna bir adam. 2,5 sene falan halifelik yapıyor. Şimdi halife seçiliyor. E, galiba e, şey yani, yani hükümdarın oğlu olmuyor. Bu amca oğluydu galiba. Unuttum şimdi şeyini ama. Yani hı hı. Tarihsel bilgilerim benim hata olur. Ee, halife seçiliyor ee, ve o iki buçuk yıl içerisinde çok böyle kıymetli işler yapıyor. yani Çok büyük bir adam hakikaten. Ee, şimdi e, şey yani Harun Reşit sonra Halife oluyor. Ondan birkaç nesil sonra Harun Reşit Halife oluyor. Mekke'ye gidiyor. Hacca hac, hac şey ne diyor ki Mekke valisin diyor ki burada diyor bulunan diyor böyle büyük işte sufiler yani duası alınması gereken kişiler kimler varsa ziyaret edelim dualarını alalım diyor 3-5 kişiye gidiyorlar şimdi kime giderlerse diyor ki şimdi hükümdar yani Harun Reşit hükümdar hı hı. değil mi yani yani az bir adam değil hükümdar yani ütesi yok ee, diyor ki ya diyor niye zahmet ettiniz haber etseydiniz biz gelirdik diyor şimdi böyle deyince Harun Reşit'in dikkati dağılıyor yani ben böyle bir adam istemiyorum diyor evet. yani Evet. Yani öyle bir adam istiyorum ki yani hükümdara yani yani biz gelirdik demesin yani. Evet. Yani bunda yani İslam ahlak bakımından çok önemsiyorum yani gerçekten. Yani İslam tarihine yani bugün böyle bir adam yetiştirebilir mi bilmiyorum. Ama İslam tarihin bir döneminde e, hükümdara gitmeyecek bir adam yetiştirdi. Yani hani davetine gitmeyecek bir adam yetiştirdi yani. Yani asilik anlamında söylemiyorum bunu. Yani istiğne anlamda yani Harun Reşid'in merak ettiği şeyi anlatmak uh -huh. istiyor. Neyse. E, bir, en son Fudayl bin İyaz'a geliyorlar. Kapıyı çalıyorlar. Fudayl içeride vali biliyor kapıyı açmıyor. 2 3 en son şimdi aşağıdan bağırıyor vali diyor ki Eteullah ve Resulü ve ulul emre minkum diyor. Ha şey affedersiniz diyor ki e, Harun Reşit'le geldik diyor. Seninle görüşmek istiyor. Benim de Harun'la işim yok diyor. <laughs> şimdi yukarıdan şey inmiyor. Tamam. Bunun üzerine bu ayet-i kerimeyi okuyor. Eteullah ve Resulü ve ulul emre minkum. Yani. Yani, yani Allah'a, Resulüne ve Ulul itaat ediniz. Evet. O da geliyor ve Harun işte konuşuyor. Şimdi diyor ki, e, ya diyor bana diyor tavsiyelerde bulun. Ben sana diyor ne tavsiyede bulunayım diyor. Sen diyor şey olmak için diyor, yönetici olmak için böyle diyor mücadele ettin, hırslandın falan. Halbuki diyor Ömer İbn Abdülaziz halife olduğunda Allah yolunda kardeşlerine şöyle bir mektup yazdı. Allah yolunda kardeşlerine dört tane böyle Hı. Allah yolunda kardeşler yani ihvanı var. Rabbim üzerime ateşten bir gömlek giydirdi. Dua edin test çıkartsın bunu. <laughs> tamam? Şimdi bak Ömer bin Abdülaziz yönetiminde dirayetli bir adam. Çok evet. dirayetli bir adam ama o işe bakışı böyle. Yani bu bir ateş. Yani ateşten gömlek, tamam mı? Ve ateşten gömlek meselesini şimdi bugün insanlar da kullanırlar. Yani çok zordur şey ateşten gömlek bununla ilgili bir şey değil. Ateşten gömlek demek Allah'ın bir insanı sınayabileceği ağır bir sınav demek. Yani yani ateşten gömlek işte siyaset şöyledir böyledir işte insanların değil konu insanlarla ilgili değil yatay değil konu dikey. Yani Allah'la ilişkimizde ateşten bir gömlek. Ömer Abdülaziz diyor ki kardeşlerine dua edin üzerimden alsın diyor yani bu gömleği üzerimden alsın. Nasıl alacak? Yani öleyim diye yani, yani ölümüme dua edin demek istiyor yani kastettiği şey bu. Dolayısıyla şimdi Müslüman toplumda Müslüman cemaatte yani hükümdarlığı bırakan da vardır. Geçmişte de vardır o zamanlarda vardır falan. Ama şimdi İbrahim Ethem'in bıraktığı bu değil. İbrahim Ethem az çok yani kendince zengin diyelim ki yani hı hı. çevreye göre zengin olan. İşte, işte gençliğinde böyle hani avcılık peşine giden bilmem neye giden falan filan böyle bir adam. Bu adamın yola girme hikayesidir. Dolayısıyla şimdi hani yani böyle bir mizansen gibi yani işte çatısına çıkmış bir adam arıyor da oradan ona cevap verdi. Sarayın ne işin var orada falan. E sonra onu yani hani padişah nereden desin yani şimdi bizim şimdi padişah saraydan birisi çıkacak da. <laughs> Yani yani kurgu yanlış yani yani, yani tematik ya aynen. olarak yanlış yani. yani. kurgu doğru olsa bile yani yok olmaz. Hani, tamam yani, verelim ki böyle mevzu olsa bile hı. benim şurada yatmayan mesele şöyle yani buradaki padişahdan kastetti varlık yani evet, varlık. birisinin Zengin. varlık evet. sahibi olması. Hı hı. Yani varlık ve zenginlik içerisinde birisinin Allah'ı yatağında yani Allah bulması zor mu yani? Hani ya da imkansız mı e, yani? Şimdi şöyle e, Buna yine başka bir hikayeyle cevap vermek lazım. O da şu. Şimdi Bayezid-i bir gün Bestami'den ayrılıyor. Ee, yani hikaye sorunumuz şu. E, yola çıkma hikayesinin mantığı nedir? Hı hı. Yani yola çıkma yani hicretin mantığı nedir buna ilgili? Buna tabii zenginliği terk etmek, ilmi terk etmek birçok terk biçimler var. Bunların mantığı nedir? Yani bunu anlatmak için söylüyorum. Şimdi yolda birisiyle karşılaşıyor. Bu hikaye doğru. Nereye gidiyorsun diyor. Diyor ki... Bessam'dan ayrılıyorum. Niye diyor? Allah'ı aramaya gidiyorum. Nereye? Mesela Mekke, Kabe ya da Medine ya da başka bir yer bilmiyorum. Hı hı. Şimdi diyor ki Allah diyor Bessam'da yok muydu diyor. Bu hikaye benim çok hoşuma gider. Allah Bessam'da yok muydu? E var Allah her yerde var. Fakat buna rağmen Bayezid gitmesi lazım. Çünkü neden? Bessam'da olmayan Allah değil. Bessam'da olmayan Bayezid. Hı. Bayezid kendini aramaya gidiyor. Şimdi o zenginlik içerisinde olmay Allah orada var. Orada olmayan İbrahim. Çünkü zenginlik içerisinde kendini kaybetmiş. Ya da mesela o saraysa o. Evet. O sarayda olmayan İbrahim. Yani Allah değil. Allah aramıyor o. Orada kaybettiği İbrahim. İbrahim'i bulabilmesi için İbrahim'e onu kaybettiren şeyden bir uzaklaşması lazım. Dolayısıyla şimdi hicretin yani göçün mantığı bu aradığımızı bulmak için değil arayanı bulmak için biz bir yere gidiyoruz. Ha, çok güzel cümle. Hı. Arayanı bulmak için Arayanı bulmak için. Evet ha, çok güzel. Yani dolayısıyla şimdi ama daha sonra mesela <laughs> bulduktan sonra hali vakti müsaade ediyorsa yani yani makamı neyse yani o müsaade ediyorsa zenginlik olabilir, olmayabilir vesaire. Yani ayrı bir konu. Çünkü yani İslam dindarlığı böyle Hı. hani zenginlikte çok kavgalı bir dindarlık olmamış tarih boyunca. Bence keşke biraz daha olsaydı. Bak onu da söyleyeyim. Niye? Ee, şöyle Şimdi bir dini hayat içerisinde, yani İslam gibi üniversal bir dini hayat içerisinde daha e, daha radikal eğilimler olması lazım, yani daha daha güçlü e, eğilimler olması lazımdı. Ama İslam fıkhın özellikle gücü dolayısıyla bunların hepsini e, kontrol altına almıştır. Yani mesela parayı reddeden bir adam İslam dindarlığında böyle şey olarak lider olarak ortaya çıkmamıştır. Yani mesela mevkii reddeden, bütünle bireysel yaşamayı savunan bir adam burada ortaya çıkmamıştır. Yani e, filan böyle bir şey olmuştur. Halbuki şimdi evrensel bir din ise İslam burada her türde e, manevi geleneğin, her türlü manevi e, riyazet yönteminin burada olması daha iyi olurdu. Bunlar ortaya çıktı, sürekli ortaya çıktılar ama işte tarikatlarla birlikte başka nedenlerle filan e, şey yapıldı yani normalleştirildi. Yani süreç hep normalleştirildi. Şimdi İslam'ın böyle bir geleneği var. Yani normal insanda hikayeyi bulmak, normal insanın meselesi haline getirmek değil, İslam'ın daha böyle bir umumi yaklaşımı vardır. Yani hmm. yani dolayısıyla şimdi daha böyle e, daha elitist, daha seçkinci, daha radikal olanlar hep elemine e, eleniyor. Yani kenarlara atılıyor. Mesela diyelim ki şimdi şimdi mesela bir tarikat vardır nasıl İslam dışında bir mesela bir dinledim bir tarikat vardır. Orada dedi ki mesela tarikatın esaslarından bir tanesi dilenciliktir. Şimdi bizim şimdi dilencilik önemli bir şeydir yani e neden? Çünkü bize mülkün bize ait olmadığını sürekli bir hatırlatacak. Yani kapıyı çalacak ver diyecek. Niye veriyorum kardeşim? Tamam. E çünkü senin de değil. Yani bunu hatırlatacak. Ya da mesela diyecek ki yani biz bu ölümlü dünya yani burası ölümlü dünya falan. Fakat dilenciliğe ikinci bir şart ekliyor. Sevgi. Çünkü gelen şimdi dilenen adamla nefret olur. Yani adam reddetmiştir onu şu olmuştur evet. bu olmuştur. Şimdi adama öyle bir şart koyuyor ki dilencen ama için sevgi dolu olacak. Çok acayip bir şey bu. <laughs> Anlatır mı? Şimdi İslam bunları kabul etmedi. Yani böyle dilenciliği yüceltmedi. Ya da mesela yoksulluğu yüceltti ama mümkünse bir iş bulalım sana falan dedi. Yani bu açıdan şimdi İslam daha ortalama Müslümanların kabul edebileceği bir manevi yolu, manevi yorumu kabul ettiği için bu yani ekstrem örnekler, daha aşırı örnekler hep elimine edildi. Yani dışlandı, reddedildi falan. Ee, yani İslam'a aykırıdırlar değil yani ama Müslüman toplum hayatı, yani İslam onları dışarıya atmadı. Yani onu söyleyeyim. Yani İslam dışarıya atsa o zaman zaten İslam olmazlardı. O başka bir şey. Ama Müslüman toplumun yaşama pratiği Müslüman toplumun yaşama tecrübesi bu aşırı örnekleri hep dışarıya attı. Daha makul, daha soğukkanlı ve daha e, standartize bir dini hayat teşekkül evet. etti. Şimdi deniyor ki İbrahim Ethem'e e, soruluyor sana ne oldu ki mülkü terk ettin deniyor. Hı. Diyor ki bir gün taht üzerine oturuyordum önüme bir ayna tuttular. Aynaya bakınca gördüm ki öz ikametgahım mezar imiş orada bir ahbap ve dert ortağı da yok. Seferi uzak, önümdeki yolu uzun olarak müşahede ettim. Azık ve erzakım da yok. Kadayı buldum ama benim hüccetim yok. İşte bunun üzerine hükümdarlıktan soğudum. Hükümdarlıktan. Hüküm, mülk diyor o. Mülk dediği şey zenginlik demek. Evet. Yani hükümdarlık değil o. Hı -hı. Yani şimdi kadayı buldum ya ama. Mal mülkten soğudum. Mal mülk değil, zenginlikten yani güçten soğudum anlamında. Yani iktidar he, dediği he. şey o. Şimdi bizim kitaplarda yani, yani şimdi her şey bir mülktür. Mesela bilgi bir mülktür. Ondan ev bir mülktür. İşte e, şu bu vesaire yani her şey bunların hepsi bir mülktür yani. Hı hı. Dolayısıyla şimdi yani böyle mülk kelimesini illa böyle hükümdarın mülkü gibi düşünmek bu doğru bir şey değil. Yani yaklaşımlar evet. doğru değil. Dolayısıyla şimdi yani dediği şey çok açık aslında. Yani ölüm bize bütün bunları düşündürdü. Yani bir gün bir baktım ölümlü dünya yani fani dünya. Dolayısıyla şimdi yani dünya fani olunca yani bu mülk nereye kadar götürebilir? Bu, bu mülk bana ne yapabilir falan diye düşündüm ve yola girdim anlamında diyor. Şimdi... Kadı yani yani şeyim de yok yani yani öleceğim yani kendimi savunabileceğim bir delilim de yok bir şahidim de yok yani dolayısıyla şimdi terk etmekten başka bir çarem kalmadı yani çok evet. e, terk edince ne oldu zahit mi oldu şimdi terk edince zahit oldu çünkü zütt ve zahitlik dediğimiz şey esas itibariyle dünya dünyeviliği değersiz görmek demek tamam tam da onu soracağım bu zahitlik yani zahit Herkes zahid ol, olmalı mı ya da yani gerekli anlamda söylemiyorum hı. yani ideal anlamda söylüyorum. Herkes zahit olmalı mı? Yani bir de e, ol, olmamalıdır da zaten olmazlar. Yani. Ama hani mesela benim hı. sıradan bir adamım ben. Hı. Benim yani idealim mesela e, cömertlikten bahsediyorsun mesela yani kerem sahibi işte daha hı. yani onlar benim olmak istediğim şeyler olabilir. Evet. Ama mesela zahitlik de ben zahit de A, şöyle, şöyle. İdealim eğer olmalı mı yani? Şöyle. o züht olmaz ise o öteki dediklerinin hiçbirisi olmaz. Çünkü şimdi zühtün şimdi temel meselesi yani zahitlik dediğimiz şeyin temel meselesi öte dünyaya ve Allah'a imandır. Hı hı. Yani temel tamam. meselesi budur. Yani dünya geçicidir, dünya fanidir ve dünya bir bir amaç için geldik. Yani bir amaç üzere burada bulunuyoruz. O amaca doğru gidiyoruz. Dolayısıyla şimdi yani benim mesela dünyadaki varoluşum mesela yani ekmeği stoklamak olamaz. Yani buğdayı stoklamak için buraya gelmiş olamam. Ya da işte saraylar yapmak için buraya gelmiş olamam. Ya da şunun için ya sadece o değil mesela yani bilgiyi stoklamak için gelmiş olamam yani filan. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet kerime var. Diyor ki mesela el her kümüt sür. Şimdi bu çoğaltma meselesi sizi oyalayıp durdu. Yani sürekli çoğalt yani artırıyorsunuz. Her şeyi artırıyorsunuz. Yani şunu daha çok yapayım, bunu daha çok yaptırın filan. Şimdi insanın mantığında böyle bir şey var. Yani niceliksel artışa dair insan zihninde bir şey var. Şimdi bu insanı oyalayıp duruyor ama hatta e, zürtümün mekabir pat diye öldünüz yani. Evet. Şimdi, yani ölürken yani ölüme en yakın aklınızda ne var? Şunu şu kadar da artırsam var. Tamam mı? Yani böyle bir şey var. Dolayısıyla şimdi yani buna karşı bir mesafe koyup yani biriktirme, çoğaltma şey eee karşı bir mesafe koyarak benim yani e başka bir şey düşünmem lazım. Yani başka bir hakikat düşünmem lazım. Şimdi orada ölüm ya da mesela ahirete iman ya da Allah'a yani mülkün sahibi olarak Allah'a iman benim eşyayla ilişkimi değiştiriyor, dönüştürüyor. Şimdi ibadetleri, zekat dediğim şey, cömertlik ahlakı, öteki beriki bunların hepsi aslında buradan neşr nema buluyor. Ama en, o zaman ne oluyor? Şimdi mesela ben bütün yani fiilen mesela terk etmem gerekmiyor olabilir. Yani bütün zenginliği bırakmış olmayabilirim? Evet. Ya da mesela diyelim ki mesela bir şeyler öğrendim. Onu bırakmak bırakmam gerekmeyebilir. Ya da mesela kitap yazıyorum. Bunu bırakmam gerekmeyebilir. Yani birçok şeyi bırakmam gerekmeyebilir ama onunla ilişkim tarzım değişiyor. Amaç olmaktan çıkıyor o. Evet. Yani mesela ben insanlarla yarışırken yani zenginliğe göre yarışmıyorum. Bana yani o amaç olmaktan çıktı. Ee, ya da mesela ben hani kitaplarımı yarıştırmıyorum. Mesela be benim açımdan falan. Amaç olmaktan çıktı. O zaman şimdi onu kullanmaya başlıyorum. Yani bilgimi kullanmaya başlıyorum. Ya da zenginliğimi kullanmaya başlıyorum. Ya da gücümü iktidarımı kullanmaya çalışıyorum ve yani benim için yani onunla hayır işlemek amaç haline geliyor. Hmm. Dolayısıyla şimdi yani cümleyi şöyle söylemek lazım doğru. Fiilen herkesin zahit olması gerekmiyor ama zihnen herkesin zühten bir parça alması hmm. şarttır. Hmm. A, evet. Yani veya şöyle yani, ifade edelim. yani fiilen tamamen elinizden çıkarmasanız bile aranızdaki evet. bağ ve ilinti bir bağımlılık büyük tarafından inşa edilmiş olması evet. gerekiyor. Yani çünkü eğer zühk yok ise şimdi züt bir bir sonuç. Zütü ortaya çıkartan şey e, öte dünya inancı. Yani daha doğrusu şöyle dünyanın geçiciliği ukbanın bekası inancı. İki, bunu ortaya çıkartan şey Allah'ın mülkün sahibi olduğu inancı. E ben şimdi mesela yani ne elde edebilirim? Yani dünyada ne kadar mal mülk elde edebilirim? Şu kadar. Şimdi ben biliyorum ki yani bunların içeri güç için ama güç Allah'ındır. Yani kudret Allah'ındır, kuvvet Allah'ındır. Allah'tan kuvvet ve kudreti e, tevarüs edemeyeceğime göre bu düşünce yani bu, bu zahitliği ortaya çıkartacak. O zaman şimdi eşya ile ilişkimde bir mesafe ortaya çıkmış olacak. Yani bir yani bir sınır e, ortaya çıkmış olacak. Yani dolayısıyla cümleyi böyle kurabiliriz. Her Müslüman az çok zahittir. Ya da öte dünyaya inanan herkes az çok zahittir, ee, züt bir inanç biçimidir, züt bir iman biçimidir ve züt bir aslında zihinle ilgili, yani akılla ilgili bir durumdur. Ama bazıları ise bunu bütünüyle davranışlarına taşıyarak dünya malına karşı mesafe koymuşlardır. Şöhret meselesine karşı da kendisinin biraz böyle e, o meseleden uzaklaştığı ve kaçtı ifade ediliyor. İşte insanlar kendisini tanıdık tanıdıklarında işte bir mağaradaymış. Daha hmm. sonra mağaradan falan çıkıyor. Tabii bunu böyle televizyonda az buçuk tanınır iki hmm. kişinin konuşuyor olması da <laughs> Güzel. Biraz enteresan. Evet. Ne diyorsunuz buna? Yani hele sen, sen yani evet. ee, şimdi şöyle ee, şöhret aslında bütün bunlar içerisinde en tehlikeli olanı şöhrettir. Yani evet. ee, çünkü neden? Şöhrette biz bir sanal kimlik kazanırız. Sanal bir kişilik kazanırız. Gerçek değildir o. Fakat ona çok yatırım yaparız ve bizim için çok değerli olur o. Evet. Şimdi buna riyakarlık diyoruz. Yani görsünler diye yaşama. Yani yani beni görsün, yani beni görmezlerse ben yaşamış olmam evet. diye bir haleti ruhiye vardır. Modern çağda insanlar bunu herhalde çok iyi biliyorlardı. Çok iyi biliyorlar yani, bir de o, o kadar he. ki yani damarlarımıza işledi bu. Evet. Ya yani sosyal medya denen bu mecra 레va evet. olduktan sonra yani modern zamandaki cümle şu. Sosyal medyada yoksan yoksun. Evet. Yoksan yoksun. Yok henüz. Allah'a Allah <laughs> şükür. Yani şöyle şimdi benim kana yani burada tabii insan insanın kendini çok iyi tanıması lazım. Evet. Yani bir gün mesela dedim ki böyle bir Senaryo yazsam yani veya bir yazı yazsam ve diyelim ki kapitalizme işte modern dünyayı ortaya çıkartan aklı, zihni neyse e, böyle bir temsilci üzerinden e, insanları da bir başka temsilci haline getirip böyle bir diyalektik oluştursak. Yani insanlar şikayet ediyor. Mesela modern dünyadan şikayet ediyorlar. işte şöyle oldu işte üretim şeyini değiştirdiniz işte hormonlu besinler yiyoruz gökyüzünü deldiniz işte şurayı şöyle falan filan değil mi? Yani böyle konuşsa konuşsa. Şimdi kim ne derse desin iş buraya geldiği zaman bence burada hiç kimse modern dünyaya bir şey söyleyemez. Çünkü biz bunu tam ve bilerek isteyerek seçtik. Evet. Biz şöhret olmak istedik. Biz görünür olmak istedik. Ve modern dünyada bunun araç ve gelişlerini bize sundu. Yani burada hani yani gerçekten hani hani şeytan demiş hani bazı şeyler var benim de aklıma gelmiyor <laughs> falan demiş. tamam mı? Yani gerçekten modern dünya bile bunu bu kadar tahmin edemezdi. Yani içimizde ne kadar yani şöhret varmış, içimizde ne kadar arzu varmış bunu herhalde modern dünya dahi evet. e, şey tahmin edemezdi. Dolayısıyla bu bizim için ben bunu böyle ifade edeyim görsünler diye yaşamak yani riya demek bu, bu demek görsünler diye. Şimdi Arapçada birkaç tane kelime var yani bunlar kullanılır mesela e, süm'a diye bir mesela riya görsünler diye yaşamak sum'a ise işittirmek duyurmak demek. Bizim oradaki şey karşılığımı bizim Türkçedeki onun karşılığı desinler diye yaşamak yani desinler diye yani görsünler diye desinler diye şimdi tamam bu ikisi şimdi bu ikisi özgürlüğümüzü öyle bir satın alıyor ve biz buna o kadar teşneyiz biz buna o kadar bayılıyoruz ki veriyoruz gidiyor canımız yani veya evet. veriyoruz gidiyoruz kendimiz tamam mı çünkü neden? desinler diye ve görsünler diye şimdi bu olduğu zaman şimdi en azından şimdi ortada hani insanın bir kimliği yok yani insanın bir kişiliği yok. Sartre'dan bir cümle aktarmıştım ben. Ee, belki hatırlarsın şöyle. Şimdi Sartre diyor ki tam böyle yaptığınızı zannetmiyorum ama şimdi bazen şimdi sanatçıların böyle şeylikleri var. Yani yani işi egzecere ederek yani başka bir şeye dikkat çekmek için. Yani insanın insanla ilişkisindeki bu yani kurduğu tahakkümü anlatmak için yani evet. ifade ediyor bunu. Şimdi diyor ki ben bir kitap yazdım, sonra bir konferans verdim ya da bir makale yazdım. Şimdi kitapta daha başka bir usul belirledim. Konferansta başka bir bir şey yaptım. Şimdi o kitabımı sevenler diyor bana kızdılar diyor. Yani bu konferanstaki yani anlattığın yani bizim istediğimiz değil. Yani biz romandaki yazma gibi yazmanı istiyoruz. Bunun üzerine diyor ben bir tercih yapmam lazım. Yani ya sartır olacaktım ya zihinlerdeki sartır olacaktım. Hı -hı. Zihinlerdeki sartır olmayı tercih ettim. Gerçek sartır olmayı reddettim diyor. Oha çok tamam büyük mı? bir itiraf. A yani, yani gerçekten çok önemli. Şimdi bu mesela bütün siyasetçi, akademisyen, öteki evet. her herkes için bir cümledir. Yani sen gerçekte sen misin? Yoksa imajdaki sen misin? Yani 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 sen bir imaj mısın ve hı hı. imajdaki senin peşinde misin? Yani şimdi neyin peşindesin? Onun için mesela ben şimdi zaman zaman söylerim yani yani insanların bence en az düşkün olduğu şey özgürlüktür. Yani bunu modern modern çağda bunu çok Yoksa anlatıyor. Olsa yani evet özgürlük olsa. Evet. İbrahim bin Etem bak şöyle bir cümle söyleyeyim. İbrahim Etem neyin peşindedir? Kesinlikle özgürlüğün peşindedir. Bak Kesinlikle özgürlüğün peşindedir. Hocam modern kölelikteki tamam yani modern kölelik kavramıyla beraber hı. o şey bahsetmiyoruz. Köleye bahsetmiyoruz. Hı. Ama yani özgürlük dediğim şey bambaşka bir şey bizim. Yani, yani mesela bugün hı. bir hı. muhabbeti geçti, sohbeti geçti hı. bir arkadaşımla. Ee, en çok neyi özlüyorsun abi dedi. Dedim ki özgür olduğumuz günleri. Hı. Yani küçüklüğümüze dair söyledi. Bunu. Evet. Yani Küçük ne dair en çok neye özüyor evet. dedi? Özgür olduğum günleri öz, özlüyorum evet. dedim. İşte model yani bu bu süreçle birlikte yani bu girdiğimiz yaşama biçimiyle birlikte yani gör, görsünler diye, konuşsunlar diye yaşama biçimi özgürlüğün reddedilmesi demektir. Çünkü görmediklerinde ve konuşmadıklarında ben mutsuz olacak isem o zaman görsünler ve konuşsunlar diye birçok iş yapmak zorundayım. Görsünler ve konuşsunlar diye. Üstelik ben beni görenlerin ve beni konuşanların göz ucuyla bana baktıklarını ve dil ucuyla beni konuştuklarını da çok iyi biliyorum. Çünkü ben de herkese öyle, öyle bakıyorum. Yani göz ucuyla bakıyorum. Adam sanki bütün canımla ona baktığını zannediyor. Ya da ben onunla mesela göz ucuyla konuşuyorum. O zannediyor ki yani bütün böyle derin ruh, ruhaniyetimle onu konuşuyorum zannediyor. Şimdi biz bu, biz bu pazarlığı yaptık ve biz burada canlarımızı sattık aslında. Yani daha doğrusu özgürlüklerimizi sattık. Yani on, onun için şimdi bence İbrahim bin Ethem tam bunu yapmak istiyor. Yani acaba mesela demeseler ve görmeseler bir varlığım var mı yok mu? Hmm. Tamam yani de, yani yani birisi demiyor yani hakkında konuşmuyor ve birisi beni görmüyor. Yani böyle bir varlığım var mı yok mu? Ya da mesela gerçekten mesela ben yani insanlar ne derse desin yani doğru neyse mesela onun peşinden gerçekten gider miyim gitmez miyim? Tamam. Mi? Şimdi herkes buna olumlu cevap verebilir. Yani insanlar şimdi ben kendilerini övmek diyebilir ama bu öyle kolay bir şey değildir. Yani ee, yani yapılabilir bir şey değildir. Bunu yapabilmek için o yani İbrahim bin Etemin de sonradan hani o takipçisi olduğu ya da o büyük çizgide bir kavram var melamet diye. Şimdi hmm. melamet ne demek? Melamet aslında tam olarak şu demek. Hani melamet dediğimiz şey ha görmüşler, ha görmemişler. Ha demişler, ha dememişler. Doğru ne bak bunu anarşistçe söylemiyor. Yani yıkıcı olarak söylemiyor. Evet. Onun için mesela hani şeyin Nesim'in şiirine geçer hani yani o, o o o o yer benim kime neflen, mesela kime ne'nin tam öyle söylemediği kanaatindeyim. Çünkü o biraz böyle anarşistçi oluyor. Yani kime ne, yani size neflen. Atarlamak gibi daha çok. Ha, ö, ö öyle değil o. Bence öyle değil o. Oradaki mesele şu. Şimdi ben doğrudan yana gitmeye çalışıyorum. Yani gerekirse mesela bu tarafa doğru tek başıma gitmeye çalışıyorum. İnsanlar beni e, e, konuşmuş olabilirler, görmüş olabilirler. Fakat şimdi uzun bir süre konuşmasalar daha iyi olacak. Uzun bir süre görmeden durabilmem lazım. Yani bir tür böyle sütün mayalanabilmesi için, yoğurt tutabilmesi için o sütün yani uzun süre bunun kapağının açılmaması lazım. Yani böyle hani hı hı. Sezai Bey'in bir şeyi vardı Allah rahmet eylesin. Hani hı. yerinde mayalanmak diye bir tabir kullanırdınız yani Sezai Kaya E yerinde mayalan diye bir tabir bu. Yani bir insanın yani İbrahim A.M. örneğinde denk mesela mağaradaysa yerinde mayalanabilmesi lazım. O zaman mesela o o süre zarfında yani beni görmesinler beni demesinler yani beni konuşmasınlar bu bana zarar değil diyebilmesi gerekiyor. Bu nedenle şimdi aslında bizim bütün şeyimiz e, yani mesela İslam ahlakının, bu tasavvufun şimdi bana desen ki mesela en önemli konusu nedir? Tamam mı? <laughs> Dedim ki mesela en önemli konusu ihlastır. İhlasın en büyük rakibi, ihlasın aşmak Şahit. istediği en önemli şey e, görsünler, konuşsunlar diye yaşamanın terk edilmesidir. Bak yani iki tane şey. bak görsünler Hı -hı. tamam mı? Yani beni görsünler ve beni konuşsunlar diye yaşama biçiminin terk edilmesidir. Bu inanılmaz bir şeydir yani. yani bunun için yani pek çok insan malından, mülkünden ya da pek çok şeyden fedakarlık yapabilir ama bundan fedakarlık bu de, bu e, çok sıkıntı ve zordur çünkü, hocam. Çünkü içimizdeki en güçlü duygu, en güçlü dürtü ben şimdi zaman zaman bir tartışırım kendi adıma mesela bazı mülerlerin yani bir temalim olduğunda işte libido ki mesela diyebilirim hmm. ya da mesela bence mesela en üstün duygu iktidar ve ona bağlı itibardır. Yani hmm. içimiz yani, bana, yani ben kendi yani felsefi argümantasyonumda insanın harekete geçiren e, insanı e, sevk idare eden temel dürtü nedir yani saik nedir bana göre iktidar duygusudur yani içimizdeki iktidar eee. duygusudur. Buna bağlı olarak da itibar kazanma. Yani şimdi o itibar kazanma, yani iktidar güçle ilgili bir şey. İtibar ise teveccühle ilgili bir şey. Yani insanların sizi görmesiyle ilgili bir şey. Şimdi tam olarak kırılma bunun üzerine kurulu. Çünkü neden? Şimdi bizim şimdi itibar olduğunda, yani itibarı böyle vazgeçilmez bir mesele olarak gördüğümüzde aslında herkes bağımlı oluyor. Mesela Firavun diyor tamam. Firavun özgür müdür değil midir? Özgür falan değil. Çünkü onun birisine... Ben sizin en üstün Rabbinizim demeye ihtiyacı var. Evet. Yani biz onu alsak tamam mı? Mesela tahtından alıp bir yere koysak yani bir yere bıraksak. Çıldırır herhalde üç günde. Tabii. Yani an anladın mı? Yani çıldır. E hani çok güçlüydün? Öyle değil mi? Yani çok güçlüydün sen, çok iyiydin. Yani şimdi değil mi? Yani insanların mesela hani şöyle, yani şöyle düşünmemiz lazım. Şimdi güçlü kuvvetli bir adam değil mi? Şimdi bir bakıyoruz Allah korusun mesela herkes. bir sağlık sorunu oluyor. Allah Allah ne oldu ya adam gitti falan değil mi? Yani bir anda değiş. Güçlü evet. kuvvetli böyle muktedir bir adam. Evet. Muktedir bir adam. Bir şeyi kaybediyor. Yani iktidarını kaybediyor. Hı -hı. Yani şimdi o adamı bir düşün mesela değil mi? Yani ne kadar Tabii. nasıl bir şey oluyor? Emliktim. şimdi, Din tam olarak bunu söylüyor. Diyor ki bir şeye bağlı olarak yani e göre yani görelilik ilişkisiyle kazanmış olduğun iktidar gerçek bir iktidar değildir. Peki, diyelim bir virgül koyalım devam edelim. Efendim bir aramız var devam edeceğiz ondan sonra. Efendim devam ediyoruz Ekrem hocamla sohbetimize düşünce ve hayatlar. İbrahim Ethem'in hayatından hareketle işte iktidar, şöhret kavramı onları elinin tersine itme, bir taraftan züht, zahitlik, sufilik. Şimdi Feridun Attar onun hakkında bir cümlesi var. Sizin bir konuşmanızdan alıntı. Vaktin dindarı ve asrın sıddıki ifadesini kullanmış. Yani Geçmişe takılmadan, geleceğe meraklanmadan anı yaşadın. He. Nasıl bir cümledir hocam? Çok, yani? e, çok güzel bir cümledir. O seni attar onu söylediği için şöyle. Yani o ifade benim de yorum o tabii. He -he. Vakt kelimesinin bir anlamı var. Vakt yani. Hı -hı. Şimdi e, vakt, İbnül Vakt ile ilgili bir kavram. İbnül Vakt, e, şimdiki zaman demek. Aslında kelime anlamıyla vakt, şimdiki zaman ve o o zaman içerisinde benim yaşıyor olmam. Yani benim bilincimi o zaman içerisinde taşıyor olmam. Çünkü Allah'la ilişkim eskimiş bir ilişki olamaz. Yani mazi, evet. yani hatıralar üzerine kurulu bir ilişki değil. Ya da hayatla ilişkim mesela hatıralar üzerine kurulu bir ilişki değil. Hayatla ilişkim gelecek üzerine, yani gelecek kuruntuları, temennileri üzerine kurulu bir ilişki de olamaz. Hı -hı. Çünkü geçmiş yoktur, gelecekte olmayabilir. Ve en azından gelecek olsa bile ben o gelecekte bulunmayabilirim. Şimdi benim elimdeki tek şey zaman, yani şimdiki zaman, yani şu evet. an. Yani mesela bugün diyelim ki, yani yarın değil ya da dün değil. O zaman şimdi gerçekte dindarlık bilincin ana taşınmasıdır. Yani şimdiki zamana taşınmasıdır. Çünkü neden? Ee, ben şimdi yani bugünden kaçmak istediğim için yani şimdi olandan yani benim açımdan yaşanan gerçeklikten kaçmak istediğim için iki tane yer ararım. Ya geleceğin hayalleri <laughs> ya geçmişin işte muhasebesi değil mi? Yani, yani e, orada kalırım yani savrulurum öyle bir, bir, bir bakma. Şimdi bana İslam ahlakçılığı bir yol gösteriyor. Diyor ki yapman gereken şey İbnül Vakt yani... Bu vakit içerisinde doğmaktır. Bu vakit içerisinde bulunmaktır. Dolayısıyla şimdi şey e, yani mesela e, İbrahim bin Etem hani biz şimdi onun hayatından konuşuyoruz ya. işte şunu bıraktı bunu bıraktı evet. falan. Hayatında bunu konuşmak için onları bırakmadı. Çünkü onlar geçmişte kaldı. Yani onları geçtik orada kaldı. Mesela gelecekte şunlar şunlar olur diye de konuşmadı. An içerisinde. Şimdi an içerisinde olduğunda ne oluyor? Mesela dedim ki birisi geliyor bir şey istiyor ona bir yardım ediyorsun geçmişi ya da geleceği düşünmüyorsun. Evet. Ya da mesela yani gün içerisinde birçok işimiz var. Yani birçok yapmamız gereken bir şey var ve yani karşılaştığımız insanlar var, karşılaştığımız hadiseler var. O hadiselere birinci şahıs muamelesi yapıyoruz. Yani zihnimizde bir şey çalıştırıp mesela sütten ağzımız yanmış yoğurdu üflemiyoruz. Yani kimseye yoğurt muamelesi yapmıyoruz yani. Bu İbnül Vakt kavramıdır yani. Bana hmm. göre mesela İslam ahlakının en önemli kavramlarından bir tanesidir. Herhalde modern çağda çok tanımamız gereken, çok üzerine düşünmemiz gereken bir kavram. Şey cümle yalnız yani şu da yani geleceğe meraklanma şey çok hoş. Evet. evet. Yani geleceğe biz ne olacak mesela değil mi? Gelecekte ne olacak? Ha, tam onu söyleyeceğim. Evet. Yani gelecek ümit evet. eyvallah ama yani hı. mesela işte diyelim ki yani işte kışın yazın yapılacak evet. tatiller ya da işte alınacak mi ev ev araba hı. her neyse ama bu kelime hoş bitti. meraklanmak. Evet. evet. bizi gelecekle ilgili en büyük şey yapılan, e, zihnimizi meşgul eden şey meraklanmak evet. gelecekte. Ne olacağıyla ilgili meraklanma, evet. endişelenme ya da Endişe, evet, kaygı. Evet. Yani hani evet. kay, evet. Yani, yani şöyle olacaksa olacak, kaygısı, böyle aşk olacak. kaygısı eş, evet. yani her türlü kaygı asıl bizi gelecekle ilgili en evet. çok meşgul eden şey kaygı hocam. Yani bugünü Aslında, unutturan. Aslında şimdi doğru fakat geçmiş de bizi çok belirliyor. Ve yani geçmişten bir türlü özgürleşemiyoruz. Yani zaman geçiyor ama biz zamandan geçip bugüne gelemiyoruz. Yani yani bir tür yani bu böyle bir diyelim ki yani ressam e, yani bir ressam bunu yaz, çizecek olsa ya da hani birisi yazacak olsa yani benim kafam değil mi nerelerde geziyor nerelerde Hı -hı. dolaşıyor yani çocukluğumdan beri gelebildi mi ya da işte işte babamla işte yaşadıklarımdan beri ile yaşadıklarımdan beri gelebili. Genellikle gelemiyoruz. Yani bugüne gelemiyoruz. Evet. Yani insanın muazzam bir kaçışı var ve bugünden kaçıyor. Mesela ben bence mesela şimdi bir hayvan herhalde tarihi yoktur. Yani diye düşünüyorum yani, yani öyle geliyor bana ee, falan fakat insan şimdi tarihi bir kaçış yeri olarak görüyor yani bugünden kaçış yeri olarak görüyor dolayısıyla şimdi yani hem bu toplumsal olarak böyle hem bireysel olarak böyle insan ilişkilerinde bu böyle yani hep dünün muhasebesi üzerinde hayat tüketiliyor e, dün düne kaçınca ey, ana gelmekte başarısız olacağız bu kez geleceğe savruluyoruz yani gelecekte ne olacak yani şimdi tamam gelecekte ne olacak ama ...gelecek ne gün gün gelecek bize yani. Yani böyle bir bütün zaman, total bir zaman olarak gelecek diye bir yer yok aslında. Gün var. Yani yani insan hayatta değil mi? Yani gün Doğru. gün ya da an be an yaşıyor. O zaman şimdi eğer bugün hani tüketiyorsan yani anları tüketiyorsan yarın da tüketeceksin. Geçmişte de tükettin. Onun için mesela e, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet kerime var. Şimdi diyor ki ya diyor onlar diyor şeye gittiğinde diyor e, ahirete gittiğinde, mahşere gittiğinde derler ki yani Ya Rabbi, yani keşke dönsek yani bir daha yapmayız. Yani dönseler gene yaparlar. Çünkü neden? Aynı mantık. Yani kafa aynı kafa. Yani ee, şey değişmiyor. Çünkü bugün mesela insanlar şimdi mesela şöyle derler. Ben öyle bir şarkı sözü vardır. biraz takılırım ona. Ya yani mesela yani denir ki mesela şimdi mesela kaybettiğimiz günleri bize verseler geriye verseler. E verip ne yapacaksın? Kaybolan yılların verseler. Kayıllarım. Yani <laughs> hani şimdi doğrudan hani bilinen şarkı olmasın filan diye söyledim. Şimdi verseler bize ne yap? Gene kaybedersin. Çünkü neden? Önündekini kaybediyorsun. Yani bir de bak geçmişin muhasebesine o saplanmışsın ki evet. anı kaybediyorsun, günü kaybediyorsun tamam mı? Yani, yani hep geçmiştekiler yani yani şuradakiler buradaki ama bugün var yani. Bir de bak bugüne hakkını iade etmek, bugüne itibarını iade etmek, bugünkü beni taşıyabilmek ve tanıyabilmek. Yani aslında ahlakın temel amacı <laughs> bu. O yüzden mesela ben, bence mesela ahlak şöyle bir şeydir. Şimdi burada e, yani zamanı şimdi, mekanı burada ve muhatabı sen olan bir şeydir. Abi. Yani... E, Şimdi yani mesela gün değil, yarın da değil. Çünkü evet. yarın olabilir, ben yoktum. Düne zaten dönemeyiz. Şimdi yani zamanı şimdidir. Mesela şöyle bir şey konuşamayız. Mesela diyelim ki bir gün ideal bir toplum düzeni olur ve orada ahlaklı oluruz ya da orada mutlu oluruz. Bu saçmadır, anlamsız bir şeydir. Yani ben burada bugün yani mutluluğun bir yani bir yani kanadından bir şey yakaladıysam, yakaladım, yakalamadıysam durum kötü. Yani ileride bir gün, yani ileride bir gün bir yani bir akıl tutulması halidir İleride bir gün yani bir siyasetçi bundan konuşabilir işte bir, ben akademisyen işte diyorum mesela şu yıla, şunu yazarım böyle şeyler olabilir bir ticaret adam falan. ama kavramın neyse kendinle ilgili kavramın mutluluksa mutluluk ee, ne bileyim işte ahlaklı olmaksa ahlaklı olmak düşünmek falan yani her neyse bunun ilerisi olmaz yani gelecek yani bugün başlamadığın bir şeyin geleceği olmaz yani hı hı. bugün başlarsın tekrar devam eder yani evet. o şey yapar bu açıdan şimdi ahlakın birinci ayağı bu zamanı şimdi. Yani ile şey değil. İkinci aya burada. Yani mesela şimdi filan yerde olsak. Yok böyle bir şey kardeşim. Neredeyse evet. oradasın. Yani ahlakta zaman ertelemesi olmaz. Mutlulukta zaman ertelemesi olmaz. Mekanda da olmaz. Yani burada. işte filan yer olsa değil mi? Mesela Avustralya'da olsa. Bilmem nerede olsa filan hani. Gerçi insan İstanbul'dayken bunu pek <laughs> diyemezdi Yani. İstanbul'un İstanbul dışında nerede insan olur ki yani? Falan. Değil mi? Mesela işte Amerika'da olsak Böyle bir şey yok yani. Ahlak ahlak. Burada. Burada. 2 3 Mesela muhatabın. Tamam mı? İşte komşularım Hazreti Ebu Bekir olsa. Böyle bir dünya yok kardeşim. Yani komşun kimse komşun o. Muhatabın kimse muhatabın o. Yani filanca olsa şöyle arkadaşlarım olsa. Böyle bir şey yok. Kimse o. Dolayısıyla şimdi ahlakı bu gerçeklik zemin içerisinde düşünmek lazım. Yani yani oturduğun yerden böyle yani boş boş hayallerle ömrü tüketmemek, tüketmemek lazım. Benim kanaatime göre mesela bizim yani bunu bir mesela diyelim ki Türkiye'de genel olarak böyle hani ideolojileri benimseyen, ideolojiler üzerinden yeni dünya inşa etmek isteyen insanların içine düştükleri en büyük açmaz budur. Yani hep gelecekte bir yerde bir ütopya peşinde koşmak. Yani yani şu şöyle olursa, bu da böyle olursa biz de orada böyle oluruz şeklinde ahlakı, yaşamayı, düşünmeyi hep ileriye yani olmadığımız bir zamana erteleme temayülü bize çok öğretildi. Yani Hani veya biz kendi kendimize bunu çok e, talim ve tedris ettik. Hı hı. Böyle, böyle bir şey. İdeo. Bundan e, mesela geçmiş dönemlerde benim kanaatime göre İslamcılık da nasibini aldı. Tam onu diyecektim ama İslamcılık e, aldı. da bundan ama biz bu, tabii bundan İslamcılık İslamcılık da aldık. çok vaat etti böyle şeyleri. Tabii, böyle bir şey düşündük ve o zaman şöyle oldu. Yani yani şimdilik hani böyle bir dereyi geçiyoruz. Yani ahlakta bir takım zaaflarımız olabilir, bir takım hatalarımız olabilir. Ama şuraya gittiğimizde yani ileride bir yere gittiğimizde hani orada daha ahlak oluruz şunu bilmek lazım. Ertelenmiş ahlak ahlaksızlıktır. Evet. Yani ahlak ertelenemez. Ahlakın vakti şimdidir. Ahlakın vakti yeri burasıdır. Ahlakın muhatabı sensin. Sen kim olursan ol, burası neresi olursa olsun, zaman hangi zaman olursa olsun. Ahlakın şeyi böyledir. Yani ahlak ve dindarlık ertelenecek şey değildir. Dinde mesela zaruretler vardır. Yani o zaruretler nedeniyle bazen hükümler değişir vesaire falan bir takım şey. Evet. Aslında değişmez. Hüküm değişmez zaruret esnasında yani o yani zaruret hükmü neyse o hüküm hüküm haline gelir. Yani diyelim ki mesela açlıktan çok fena bir durumdasın. Yani haram olan bir şey yiyebiliyorsun. Evet. O artık haram değil. Haramlık kalkmış oluyor. Zaruret şeyi bu. Ama İslam'da yani Müslümanlık içerisinde yani Peygamber Efendimiz'in hayatı içerisinde ertelenmişlik yok. Yani ahlaklı olacağız ama şurada böyle bir şey yok. Peygamber Efendimiz Mekke'de de ahlaklıydı. Hicret ederken de ahlaklıydı. Medine'ye gittiğinde de ahlaklıydı. Bedir Savaşı'nda da ahlaklıydı. Uğut Savaşı'nda da ahlaklıydı. Mekke'yi fethettikten sonra. Me sonra. Ettikten sonra da. sonra da. Bence dolayısıyla şimdi yani insanların e, öğrenmesi gereken en önemli şey budur. Ahlakın vakti şimdidir. Şimdi bir şey söyleyeyim. Hı hı. Atallah İskender'in Hikemi Atayiye'de okuduğumuz bir cümle vardı. O da şu. Şimdi insanlar genellikle e, böyle biraz böyle ne diyelim umutlarını anlatmak için ya da işte şartlar şöyle olursa, bu da böyle olursa vesaire gibi. Hayallerle niyetleri karıştırdıkları bir cümle kurarlar. Hayallerle niyet bakın. Evet. Şimdi dinde niyet çok önemli. Ama ne hayal, ne niyet nasıl ayırt edilir? Bazen iç içe girebilir. Tam işte bu, bu bununla ilgili bir şey. Tamam bak tam bununla ilgili bir şey. Şimdi hayal başka bir şeydir. Niyet başka bir şeydir. Hı hı. Niyet bir ameldir. Hayal bir kuruntudur. Bak niyet bir ameldir. Amelin bir parçasıdır. Evet. Mesela şimdi dersin ki. Ee, yani imkanım olsa para bulsam şu yoksula şu kadar yardım ederim buna bu kadar şu kadar burs veririm falan filan tamam mı? Filan işte harca giderim umreye giderim mesela konuşuyoruz tamam Şimdi bu hayal saçma. Çünkü böyle, böyle bir sorumluluğun yok senin. Yani zengin olayım da şöyle olayım da böyle olayım da hani Nasrettin Hoca'nın e, dikenleri dikelim koyunlar geçsin. koyunlar geçsin kırpalım satalım para kazanalım. Ya yani bu, bu, şu, bu, dalga geçmek tamam mı alay etmek bu. Yani böyle bir gerçek yok. Ama niyet şu, mesela şu an ne yapıyorum, Diyelim ki mesela insanlara bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bu bir, yani eğer Allah rızası için yapıyorsan bunu, bu bir ibadettir, Hı. yani bir niyettir, bir ibadettir. Ya da kendimce mesela yazı yazmaya çalışıyorum. İşte sen başka bir şey yapmaya çalışıyorsun, mesela falan. Şimdi bunun Allah rızası için olması için dikkat etmek lazım falan filan, tamam? Bunun yanında, bunun gibi yapabileceğim başka bir şey de olabilir falan. Ama erteleyerek tamam, yani yani hiç mesela şu an bir şey yapmıyorum, şu şöyle olsa da, bu böyle olsa da öyle yapsam falan filan. Bu bu boş kuruntu hayal. Şey diyor ki, e, Atalova İskender diyor ki bu konuyla ilgili. Şimdi insanlar diyor birçok kez şöyle söylerler. Mesela şu dükkandaki işlerimi biraz halledeyim. Ondan sonra mesela şu hayra başlarım. Hı hı. İşte şunu şöyle yapayım. Bu böyle olur ve onu öyle yaparım. Diyor ki, eğer diyor, şimdi böyle düşünürken. Yani sen, sen zannediyorsun ki işleri planlayamadığım için, imkan bulamadığım için yapmıyorum zannediyorsun. Allah nasip etmediği için sen bunu <laughs> yapmıyorsun. Dolayısıyla şimdi sen burada kendini bir özne gibi düşünme. Sen burada mağdursun. Yani Allah bunu sana nasip etmedi. Hı. Dolayısıyla şimdi eğer bunu Allah sana nasip edecek olsaydı zaman içinde zaman halk eder sana onu yaptırtırdı. Halbuki şimdi yaptırtmadığına, yaptırmadığına göre aslında sen mağdur yani e, e, ne diyelim yani e, muvaffak olmamışsın. Yani, yani Cenab-ı Hak sana bunu nasip etmemiş. Yani evet. üzül, nasipsizliğine üzül. Biz şimdi bak bunu birçok insan e, anlatır fark edersiniz. Mesela şimdi der ki ya geçmişte şöyle paramız oluyordu. Çok bereketliydi şöyle oluyordu böyle oluyordu falan filan tamam mı? Para bereketli falan olmaz. İnsanın da kanaat olunca para bereketli. Evet. Tamam mı? Kanaat kalktı para yetmemeye başladı. Ne oldu? Bak Allah o, o dar imkan içerisinde başka birçok genişlik yaratmış. Ya da mesela derler ki mesela anlatırlar 80'li yıllardan falan hani bizim evde de olurdu. İşte çok küçük evlerimiz vardı. Çok misafir gelirdi. Şu olur bu olur filan. Şimdi büyük evlerimiz oldu. Ya olmuyor. Olmuyor değil. Nasip. Yani o zamanki nasip yani hani. Yani Allah o dar imkan içerisinde bir. Şimdi kendi hayatımda tamam Mesela ki hayat mesela genel Allah şükür yani çalışıyorum şey yapıyorum ama. Mesela diyelim ki hayatın bir evresinde yani 3-5 işi birden. Belki daha da fazla işi birden yürütebiliyordum. Yani böyle bir şey olabiliyordu. Niye? Çünkü Allah nasip ediyor onu. Ama sonra başlıyorsun plan yapmaya. Şunu halledeyim sonra şuna başlarım falan. Yani böyle olduğu yerde yani ertelemeler başladığı yerde bir yerde bir yanlışlık vardır. Hı -hı. Onun için gerçekten ahlak İbnül Vakt'tır. İbnül Vakt olmaktır. Ahlak şimdi burada ve seninle yaşamaktır. Evet. Şimdi e, hani İbrahim Ethem'den hareketle böyle yani, gücü elin tersil etmekten bahsediyoruz Hı -hı. ya. Sizin yazınızdan e, kopya çekiyorum ama hakikaten çok böyle ilginç geliyor. Ama biz aynı zamanda Keloğlu'nu çok seviyoruz. Evet. Hikayelerini yani kere olan işte iktidar yani padişah kızını alacak ve o da padişah olacak. Evet. Biz bu hikayede çok seviyoruz. Hikaye çok hikayesini. seviyoruz çünkü hayatın birçok durumunda kere olanız. Yani kere olanla iletişim kuruyoruz, empati yapıyoruz. Yani hayatın birçok durumunda kere olanız biz. <laughs> çünkü Olmak iktidar istiyoruz. başkasının elinde. Evet. Yani anahtarları tutan başkası, tokmaklar veya neyse ipler başkasının elinde. Başkasının elinde ama orada ustalıkla bir oyun oynuyoruz. Yani. Yani ideal olan bu. İdeal olan Keloğlan'ın padişahın kızını alabilmesidir. En doğru Hı -hı. olan budur yani. Ve padişah da bu kızı buna vermesi lazım normal şartlarda. Fakat muayile buna ikna olmuyor. Muayile araya başka hikayeler sokuyor. Ve ancak Keloğlan bir takım kahramanlıklarla padişahı koruyabildiğinde kızı alabiliyor. Yani, yani bizim hani Kremurat filmlerinin, Alar Amirazim Cüneyt Arkın'ın falan değil mi? Yani saraya bir şekilde sızardı yani değil mi? Yani Bizans Hı -hı. sarayına bilmem neyine falan filan işte bir kıza aşık olurdu veya kendine neyse bir şeyler yapardı falan filan. Yani oradan bir yerden sızardı yani konuya sızardı. Onun işte babasını kurtarırdı falan. Yani tam tipik kere olan hikayeler gibi yani hani bir bakıma. Şimdi keşke biz o e, şimdi bu yani e, olan padişahın kızını alabilir ideal cümlemizdir. Ama kele olan nasıl alacak? Şimdi Yunus Emre şimdi bu hikayelerin bu cümlelerin bir normal dini bir yorumu vardır. Bir de günlük hayat içerisinde kullanılabilecek başka yorumları vardır. Mesela Yunus Emre diyor ki bir sinek bir kartalı kaldırdı vurdu yere. Yalan değil bu sözün. Ben de gördüm tozunu diyor. Tamam mı? Biz bunu çok tartışmışızdır arkadaşlarla. Hı hı. Bir sinek bir sinek veya işte bir ser, ben sonradan serçe aklıma kalmaya başladı çünkü o da geçiyor galiba. Şimdi bir sinek bir kartalı kaldırıp yere vurabilir mi? Vurabilir mi? Vuramaz. normal. Normalde yani. vuramaz. Ama vurabilir. Neden vurabilir? Bak mesela şimdi bir ara e İnsanlar uğraşıyor değil mi? Bu işte iltice mülteci meselesini anlatmaya çalışıyoruz. Şu oluyor, hmm. bu oluyor falan filan. Tamam. Bir çocuğun cesedi kenara vurdu evet. ve dünyada en etkili söz o oldu. Evet. Ne oldu? En zayıf olan en güçlüyü etkileyebildi. Tamam? Mı? Yani böyle bir şey. Ya da mesela hayat içerisinde mesela yani en olmadık bir şey yani en güçsüz, en zayıf olan birisi en güçlü bir şekilde yenebilir. Yani şey şu olur, bu olur vesaire. Yani hayat içerisinde böyle denklemler mümkündür. Şimdi biz o hikayede bir serçeye bir kartalı yendirdik. Yani padişah e, işte hırsızlar bilmem şunlar bunlar tarafından tahtından edildi. Ve Keloğlan geldi işte onlarla savaştı mücadele etti vesaire falan filan şey yaptı. Çünkü yani kızı Keloğlan'a kahramanlığı olmadan verdirmedik. Yani biz dedik yani Keloğlan tamam iyi masal yani iyi hikaye Hı. ama biz buna inanmıyoruz. Biz kime inanıyoruz? Keloğlan'ın içinden çıkacak padişaha inanıyoruz. Yani kızı Keloğlan'ın içinden çıkacak kahraman alabilir dedik. Evet. Şimdi bu idealizmle realizm, realizm demeyelim de idealizmle vaka arasında sıkışmamızdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla şimdi biz o zaman Keloğlu'na sempati duyuyoruz. Keloğlu'na e, iyi gözle bakıyoruz. Aslında iyi gözle bakmıyoruz da niye sempati duyuyoruz? Çünkü biz de Keloğlu'larınız. Ama biz de biliyoruz yani böyle bir numara bulmamız lazım. Yani, Hı -hı. yani bir şekilde şeye sızmak için bir şey bulmamız lazım. Başka bir hikaye mesela. Diyelim ki mesela Nasrettin Hoca'nın Kürk hikayesini hepimiz gülüyoruz tipik evet. tipik bir Keloğlan'ı olanı kestir. Ee, hepimiz gülüyoruz değil mi? Hı hı. Peki biz kimiz? E, biz tabii yemek vereniz yani. Ya da yemeğe gireniz ya da kapıdaki bekçiyiz. Evet. Öyle değil mi? Evet. Yani, yani böyle fükreye saygı duyuyoruz biz. Evet. O zaman biz kendi kendimize gülüyoruz. Evet. Yani öldü mü ya? Yani şimdi yani ben de bir davet versem herhalde Kürtlüleri çağırırım yani. Yok evet. çağırmazsınız da ama yani. Yani sen yani <laughs> yani mis öyle, öyle oluyor yani. Tamam Çünkü neden? Şimdi bu görünme arzusu var ya yani görünme arzusu hakkında konuşulsun arzusu var ya yani benim evet. hakkında konuşsunlar tamam mı? Çünkü neden? Yani ben başkasının diliyle var olmak istiyorum. Başkasının gözüyle var olmak istiyorum. Şimdi bu felsefede bir idealizm vardır yani Berkeleyci. Yani o demek yani biz biliyorsak bir şey vardır gibi. Yani böyle felsefe olarak böyle bir tartışma vardır. Onun böyle bir sosyolojik böyle bir karşılığı var. Yani ben birisi beni biliyor ise var olduğumu düşünüyorum. Ben hani hakkımda konuşuluyor ise e, gerçekte var olduğumu hissediyorum. Hı hı. Dolayısıyla mesela şimdi hani günümüzde de hani, şimdi diyorlar ya mesela linç edildim bilmem ne edildim aslında bu böyle psikoloji çok iyi tartışılacak konudur yani sanki bir bir ak veya bir şeye e, yani kendimizi aratsallaştırıyoruz ve o o zümreye neyse o ona haşa yani bir tanrısallık izafe ediyoruz beni var ediyor ve beni öldürüyor. Anlatabiliyor muyum mesela? Şimdi insanlara bakınız şu tabir linç etmek diye bir tabir kullanıyorlar. Evet, gerçekten, Sosyal medyada özellikle ya, inanılmaz, çok meşhur bir cümle bu. Evet yani insanların gerçekten aklı başında insanların bu tabiri reddetmesi Niye? lazım. Linç etmek ne demek ya linç? kim beni linç Ben orada değilim ya. Ben bir imaj değilim ki beni linç edecek. Sosyal medyada. Ama an anlatabiliyor muyum? Şimdi onu bir gerçeklik kabul ediyorsun tamam mı? Yani orada oradaki insanları yani sosyal medyada hı. konuşan insanları gerçek kabul ediyorsun. Oradaki imajımı ben kabul ediyorsun. O o imajı yüceltiyorlar. Orada beni yüceltmiş oluyorlar. Ondan sonra linç ediyorlar tamam mı? Yani şey gibi tam arena gibi yani şeydeki hani Roma'daki yani tam böyle bir arenadaki gibi şeyler e, nedir o? Gladyatörler. Gladyatörler vesaire filan. Ondan sonra hani böyle bir işaret vardır yani. İndirin evet. diyorlar. İndiriyorlar beni linç etmiş oluyor. Şimdi aklı yani bizden yani toplum sağlığı bakımından tabii akıl sağlığında okulun şey dememiz lazım linç diye bir kavrama inanmıyoruz. Yani böyle bir şey reddediyoruz dememiz lazım. Tamam mı? Yüceltme diye bir kavramı boş bir şey bu filan dememiz lazım. Ama eğer hayatı tamam bütün varoluşu senin görmen ve senin duyman üzerine kurmuş ve ben kendimi bir imaj olarak ya da hakkında yani bir bir isim olarak yani adletmiş isem o zaman benim kaderim o olacaktır yani yapacak bir şey yok yani. Niyet meselesiyle ilgili bir sorun var ama e, onu böyle parantez içerisinde alalım müsaadenizle. Onu Hı. Şunla devam etmek istiyorum çünkü çok çarpıcı bir hadis. İlk de sizde yazınızda okudum. Ama sonra o niyet meselesine dönmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi o yekürküm ye meselesi. Hı. Ee, bir hadis var. Ya müthiş bir şey. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi hakkında konuşurken yanındakilere falanca kişi hakkında ne bilirsiniz diye sormuş. Aa, çok güzel bir hadiste. <laughs> sahabe kiram ya Resulallah kız istese vermezler. İki kişiyi barıştırmak istese sözüne itibar etmezler demişler. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani müthiş cümle. Çok güzel. Ama o kişi Allah adına söz verse Allah onu yerine getirir buyurmuş. Evet, mutlaka yerine getirir. Evet çok güzel bir hadis. Hocam Bu, bir şey müthiş memnun, bir şey ya. Ve tam yani Şu, tam, tam hadisini hı, 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 okuyayım. Canım kapılardan kovulmuş nice saçı sakalı birbirine karışmış insan var ki onlar Allah adına bir yeminle bulunsalar Allah mutlaka onların yeminini yerine getirir. O hocam bak şimdi bile tüylerim ha. diken diken. Çok, çok müthiş bir hadisi. yeni gördüm ben tabii bu tabii. hadisi. Yani öyle kullar tabii. var ki tabii tabii. Yani Allah adına bir şey söylese ha. Allah onun huzusunu yerini yerine. bırakmaz tamam. hocam. Tabii. Müthiş bir ama şey Ama şimdi yani. Şöyle şimdi işin başka bir tarafına bakalım. Şimdi Medineliler hem dürüstlüklerinden, çünkü bir de peygamberle konuşurken doğru konuşacaksa da yani çünkü yanlışım varsa düzeltecek yani. E hem de yani vakanı yaygınlığını anlatma açısından diyorlar ki bak tam böyle anlatılır. Nasıl bir adamdır diyor mesela Adem'den yani birisine He. konuşulurken demek ki yani peygamberimiz bir şey görüyor. Yani bir şey Hı. görüyor ve yani bir davranışı düzeltmek istiyor toplum Hı. içerisinde. Diyorlar ki ya Resulallah kız istese vermeyiz. Cümle böyle yani hatırladığım kadarıyla Riyazu Salih'inde verilmez değil de. Vermeyiz yani biz He. yani. Yani biz insanlar bu adam kız istese vermeyiz. Elçilik yapsa kabul etmeyiz. Hı hı. Yani barıştıralım sizi tamam mı? Yani yani mesela gelse dese bak kardeşim ben yani, sizi barıştırayım. Ya git deriz ya sen yani hani aklın kim? mı var? Sen kimsin falan. ha Sen kimsin çok güzel. Sen kimsin deriz tamam mı? Şimdi böyle nice insan vardır. Yani hakikaten yani kız istese vermeyiz yani. Şimdi hı. niye? Yani paran yok, pulun yok vesaire. Yani tam kere olan yani tamam mı? Hı hı. Niye kızı verelim sana? Şimdi peygamberimiz onun için söylüyor işte rubbe eşra seve'ara ve medfu'in lev yani öyle nadir hadis bilir, ben çok hadis böyle bir tanesi budur ee, nice böyle eşra seve'ara toza toprağa bulanmış saç sakalı birbirine girmiş tamam mı yani ya bizim hani berduş baktığında her düştü ama yani bir şey yok Yani böyle nice insan bak nice insan vardı tamam evet. Rubbe yani nice insan yani birçok kişi vardır tamam şimdi o e, bunlar diyor Allah adına yemin etse Allah onların yeminlerini yerine getirir şimdi bu Müslüman dindarlıkta yani e ee, gördüğün herkesi Hızır gir, Hızır bil, bil. cümlesi aslında bu gibi hadis-i şeriflerden kaynaklanıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor rubbe nice böyle insan vardır. Yani yani siz onlara değer vermezsiniz ama Allah adına değerleri çok büyüktür. Yani çok kıymetlidir falan. Dolayısıyla şimdi yani bir an, ama şeyde vaka yani bu Nasettin Hoca'nın kürk hikayesi yani Konya'da yaşanmış bir hikaye değil. Bak Medine'de evet. de yaşanmış. Mekke'de de yaşanmış. Roma'da da yaşanmış. New York, bugün New York'ta dünyanın her yerinde yaşanıyor. Dolayısıyla şimdi burada insanların şuna bakması lazım. Ben neye değer veriyorum? Hı, hı. Ya, Yani ben neye değer veriyorum? Yani kendi adıma söylüyorum. Yani ben, yani ben şunu taahhüt edemem yani. Ben Kürk'e hiç değer vermem demem. Bu kadar, yani bu, bir adam bu kadar ahlaktaysa o adam hakikaten çok büyük. Yani Peygamber Efendimiz'in burada söylediklerinden biridir o zaman o. Yani benim için Kürk sıfırdır tamam mı? Kürk'ün hı. ne önemi var diyebiliyorsa. Ya da mesela yani bence ki özgürleşme kesinlikle böyle bir şeydir. Yani şu cümleyi söylüyorsa hakkımda denilenin bir önemi yok. Hakkımda konuş e, e şey insanların beni görmesinin bir önemi hiçbir yok. Hiçbir önemi yok. Yani tamam mı? Yani, ama insanların önemi var bak. İnsanların şeyi eee herhangi bir anarşizmden ayrıştıran temel şey bu. Bak insanlar çok kıymetli ama hı hı. insanların hakkımdaki konuşması değersiz. İnsanların beni görmeleri yani onun ben bu bunu bu benim içimde bir arzu oluşturmuyor. Ne olur beni görün tamam mı? Yani bak ben buradayım. Ey insanlar siz beni görmezseniz kendimi yoklukta böyle bir gayya çukurunda hissediyorum. Böyle bir şey yok yani. Yani siz görmeyin, siz duymayın. Ama siz kendiniz çok kıymetlisiniz ve benim için bu hadiste söylendiği gibisiniz diye bakabilmek. Bu çok önemli bir şey. Çünkü melamiliği herhangi bir anarşizmden ayrıştıran şeyin bu olduğunu bilmemiz lazım. Mesela şimdi bazen böyle şimdi günümüzde yani modern dünyada e ee, tabii tasavvuf çok eksik dökülerek gel yani kırıla döküle geldiği için zaman zaman şöyle söylüyorum ben mesela ya bütün sinirliler kendilerine melami diyor tamam mı? Yani tansiyon hastası, şeker hastası adam hı hı. Me melami ya melamlik falan böyle bir şey değil. Bağıran çağırmayla ilgili bir şey değil. Melamilik fark edilmemek üzerine yaşamak demek. Yani bir hayır yapıyor, yaptığını sen fark etmiyorsun. Tamam mı? Yani birisine bir iyilik yapıyor, yaptığını fark etmiyorsun vesaire. Sevilmek beklemiyor. Yani dünyasını birisinin onu sevmesi üzerine beklemiyor. Evet. Birisinin onu alkışlaması üzerine kurmayı beklemiyor ya. insanları sevmek üzere hayatını düşünmeye çalışıyor. Hiçbir modern toplumun toplumluk değil hocam bu cümleler. Yani e, modern toplumlukla hiç yok yani. Adem'den beri de öyledir. Yani Kabil için de bu böyledir. İşte peygamber ya yani onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bazı şeyler var Hikmet. İnsanlar şimdi zannediyor ki sadece modern çağ mahsustur. Ama modern çağda hocam özür dilerim. Modern çağda bu çok daha fazla yaygınlaştı. Modern çağdan şimdi kastım modern hani çağda televizyonlar Bak, e, ya da yaygınlaşmak için malzemeleri çok fazla türedi insanların. Türedi doğru. Yani malzemeler çok türedi, iş çok kolaylaştı. Yani hani bu, bu açıdan bir Hı -hı. şey yok. Fakat modern çağda geçmişte bilmediğimiz bir şeyi çok iyi öğrendik. Yani bu kadar bilim adamı var, bu kadar psikolog var, şu var, bu var falan. Bunlar dediler ki kardeşim dediler. Yani bu basit bir imajdır dediler. Yani senin yani sosyal yani sosyal kimliğin dediğin şey bir rakamdır. Yani bir harftir yani. Tamam. Yani evet. kimsin sen? İşte altında bilmem 100 bin takipçisi olan bir şeysin yani. Yani bir metasın dediler. Dolayısıyla şimdi bu yani, yani şimdi klasik dünyada biz bu eleştiriyi tam böyle yapamazdık. Yani klasik dünyada hani yapsan hani derler ki aç tavuk kendini bilmem şeyde hissediyor falan derler. Tamam Hı -hı. Ama bugün böyle değil. Mesela geçmiş dünyada biz desek ki kardeşim para dediğin nedir ki? Yani hani para yani insanlar bir gün parayı kazanacaklar. Ee, bir tane şey var, öyle bir dizi var. İşte 10 sene sonra, 20 sene sonradan bir adam 1980'ler mi? Unuttum. Ee, 1980'lerde bir dizi var. Hı hı. Bizim şey, çocuklar <laughs> takip ediyor. Ha. Şimdi diyor ki mesela 20 sene sonra şöyle olacak. Tam, tamam, ha, yani, evet. bö Böyle hikaye. Şimdi 20 sene sonra mesela, e, şimdi biz desek ki, mesela 1700'lerde, 1800'lerde İstanbul'da konuşuyor olsa o bir gün bir gelecek ki insanlar valla böyle hani tapular, mapular filan tamam Gene mutlu olmayacaklar. Yapma ya. <laughs> yani şimdi geçmişte buna inanmazlar tamam mı? Şimdi evet. ben yine birkaç şiirine geçer. Yani yani şimdi ben böyle bir şey hayal ediyordu. O geldik. Yani herkeste karun zenginliği, karun zenginliği var diyelim. Ee, 50 sene sonra belki daha fazla olacak ama gene mutlu olunmuyor. Geçmişte bunu söyleselerdi yani kardeşim hani öyle sen konuşuyorsunuz Falan gibi olurdu. Mesela geçmişte desek ki en büyük üzüntüyü Firavun yaşıyordu. Yok be ya inanmaz insanlar tamam mı? Dünyaları evet. Dünyalarda zevkü sefa içerisinde. Ne zevkü sefa içerisinde ya? Adam bu kadar iktidarı var, bu kadar haşmeti var. Etrafında insanlar münafık olduğunu düşünüyor. Hı -hı. Yani gücüm olmasa yüzüme bakmazlar diye düşünüyor. Anlat Anlatır muyum? Yani, evet. yani, yani çocuklarına bile böyle bakıyor. Mesela çocuklarım hani beni öldürür de yerime mi geçerler falan diye düşünüyor. Nerede mutluluk var, nerede haz var? Normalde öyle ama geçmiş insanı ikna etmek zordu. Ama modern insan bunu gördü. Yani modern insan dedi ki kardeşim dedi gerçekten yani sizin bu yani şöhret dediğiniz şey bir anlık bir şeydir. Yani, yani bir anda değişir yani gider. Neden? Çünkü gerçek bir şey değil. Dolayısıyla şimdi bence şimdi e, modern çağ üzerine düşünürken bütün e, yanlışlıkların, bütün hataların modern çağda çok daha güçlendiği, temerküz ettiği bunlar doğru ama modern çağa mahsus olduğunu düşünmek evet, çok hatalıdır. Evet. O nedenle şimdi hadis-i şerifte diyor ki sahabe e, ne dersiniz bu adam? Bak şimdi, ya, cümleye bak şimdi yani. gerçekten <laughs> de cümleye bak. Ne dersiniz? Kız istese vermeyiz. Elçilik istese e, kabul etmeyiz. Kabul etmeyiz. Tamam mı? Yani ya da yani kızını da almayız değil mi? Yani illa hani kızı yani evet. yani yani ne demek bu? Adam yerine koymayız demek değil mi? Yani Medine bak Medine'de bin tane, iki bin tane Müslüman var ve üç bin tane Müslüman var. Peygamber Efendimiz'in etrafında üç bin tane Müslüman, yani bu cümleyi <laughs> Çok iyi. Yani, Sahabe isyadık bu Sahabesin ya. ya. Yani bunu söylüyor tamam mı? Yani yok onlar bizim adımıza söylüyor. Ya bizim adımıza niye söyleyecek? Kendi adına söylüyor. Vaka yani vakanın şiddetini anlayalım diye söylüyorum. Yani ve peygamberimiz yani, bak onun üzerine bu cümleyi söylüyor. Niceleri vardır diyor tamam mı? Hı hı. Dolayısıyla şimdi bak aradan zaman geçiyor. Yani tabi neslinde hakeza işte ondan sonra diğer nesiller geliyor hakeza falan. Yani bir defa insani hasletlerimizin. Adem'den beri aynı olduğunu bilmemiz lazım. Yani biz mesela e, Nasreddin Hoca'nın Kürk hikayesini Çin'de anlatsak insanlar güler. Evet. Hindistan'da anlatsak güler. E, Amerika'da anlatsak dedir? güler. Adem zamanında anlatsak gülerler. E, Hz İsa zamanında anlatsak gülerler. 27. yüzyılda anlatalım gene güleceklerdir. Çünkü insan budur. Evet. Baktım, baktım. Evet. Şu Ahmet niyet meselesine Hı. döneyim. Bu arada bu yani bu hadisi gerçekten hiç duymamıştım. Evet. Yani du, sizin yazınıza gördüm bunu. Yani müthiş bir şey. Bu bence bizim hayatımızdaki en önemli düsturlardan birisi olması gerekiyor. Evet. Yani sadece şeyde değil yani hani anladığımız kadarıyla. Kılık kıyafet görüntü değil sadece. Evet. Bir bütün yani herhangi bir şeyinden dolayı bir kusur görmek evet. birisinde kusur görme meselesi. Yani bugün mesela modern çağda bunun başka versiyonlarını da söylemek lazım. Şöyle mesela diyelim ki ee, yani normalde şimdi bir adam, şimdi bir adamın yani ibadetlerinde vesaire hani başka bir takım yerlerde hani kusurları Hı -hı. olabilir. M i̇nsanlar birbirlerini bu şekilde değerlendirebilir ama bir adamın Allah'la ilişkisi bilinemez. Yani hani böyle çok bu, bu, bu tarz şeyler örnekleyerek anlatmayı sevmiyorum, Hı -hı. Yani istemem. Ama bir insan Allah'la ilişkisi bilinemez. Yani yani adam dedim yani böyle bir hani günah çukurun tırnak içerisinde söylüyorum, yaşayabilir ama. Allah'la ilişkisi çok başka olabilir. Dolayısıyla şimdi hani böyle neyzen tevfik üzerine bu tarz hikayeler anlatılır. Hı. Yani bizim rahmetli Emin Hoca anlatırdı işte başka hocalarımız falan anlatırlardı. Şimdi bunları bilemezsin yani. Dolayısıyla şimdi kim olursa olsun insan hakkında bir ihtimal bırakmak lazım. Yani çok büyük günahkar olsa bile. En büyük günahkar bile olsa onun gece başını yastığa koyduğunda Allah'a ne dediğini sen bilemezsin. Dolayısıyla şimdi yani insanın Allah'la ilişkisi böyle hani tüketilebilecek bir ilişki değildir. Yani yargısını bizim vereceğimiz hükmünü bizim vereceğimiz bir ilişki biçimi değildir. Dolayısıyla şimdi yani burada peygamber Efendimiz hani böyle buyurmuş. Ama biz şimdi yani insanlar hakkında böyle düşünürken, insanlar hakkında tefe, e, ins e, yani hani modern hayatta falan karşılaştığımızda gerçekten birçok birçok diyelim ki normalde hani diyorsun ki hani bu bu değildir. Yani herhalde yani burada e, din veya av, mesela bu insan Allah tamamen unutmuş gibidir dersin mesela. Bun, bunları dememek lazım. Yani bilemezsin yani. Yani kişi Gönülden gönüle hani bir yol vardır deniyor ya. Evet. Ben bundan emin değilim. Yani ben gönülden gönüle bir yol olduğunu düşünmem. Ama gönülden Allah'a giden mutlaka bir yol vardır. Evet. Ama biz bunu hani eee İslam cami özellikle şimdilerde o kadar olmasa bile bundan belki çok yakın bir tarihe kadar insanları amelleriyle ve görüntüleriyle ya da günahkar olup olmamasıyla çok fazla yadırgadık. Çok fazla yargıladık. Ya yani da yargılandı şöyle, diyelim yani. E, Aslında şöyle bir şey var orada. yani yani cami savunmak için söylemeyeceğim bunu ama e, ...teorik veya dilsel olan ile... ...pratik birbirinin benzeri değildir. Yani... Evet. ...pratikte... E, ...mesela şimdi bunu insanlardan... E, ...şimdi bazen böyle örnekler dinliyorum, duyuyorum... E, ...şaşırmıyorum. Yani tam da zaten bu böyledir derim. Mesela hocaların... ...yani diyanet içerisinde hocalık yapanların... veya evet. da böyle hani az çok böyle... Hani, ...dini bilgisi olanların vesaire... E, Tırnak içerisinde söylüyorum. Yani kendileri gibi yaşamayan insanlara karşı toleransı çok fazladır. Yani çok böyle hikayeler vardı. Evet. Yani ben de çok duymuşumdur, dinlemişimdir. Yani çok toleran... Ama, Ama sözsel dilde, çok şey yaptık ya, cehenneme evet. attık. Direkt cehennemizi dil, berat Dilde bir sorun var. Yani konuşmada bir sorun var. Pratikte, yani başka <laughs> konular vardır mesela. Pratik daha kötüdür, dil daha iyidir. Ama <laughs> burada... Pratik dilden daha iyidir. Yani bu iyi bir şey. Burada dili düzeltmek lazım. Yani burada hakikaten çok kıymetli hocalar konuşuyor. Evet. Yani onların bu konuları biraz daha iyi anlatması lazım. Dolayısıyla şimdi yani insan ne olursa olsun yani insan yani insan insanın gözünden düşebilir ama insan Allah'ın gözünden düşmez yani. Veya insan Allah'ın gözünden düştüğüne sen hükmedemezsin yani. Evet. Yani bence böyle bakmak lazım. O açıdan yani Müslüman toplumun şey tecrübesi çok iyidir aslında. Hani pratik tecrübesi hı hı. çok iyidir. Yani bu hani Mevlana Celaleddin'den. Yunus Emre'den ötekini Yani gelen çok hikayeler, menkıbeler falan hakikaten şey yapmıştır. Yani insan muayilesine yerleşmiştir. Bir, bir de şimdi Türkçe'de çok önemli bir deyim var. Yani bu rubbe eşyaseye e, yani eşyaseden gelmiş olabileceğini düşünebileceğimiz çok önemli bir deyim var. Tanrı misafiri diye. Yani yani herhangi bir insanın şimdi bak Tanrı ve misafir yan yana geliyor tamam mı? Bak Tanrı'nın misafiri de Tanrı misafir bunu birçok şekilde söyleyebiliriz yani bu kelimeyi bu He. kavramı ki ben yani düşünceme göre mesela Türkçedeki en güzel kelimenin bu olduğunu düşünüyorum. Tanrı misafiri. Çok nefis yani tam insan Allah ilişkisini anlatan en nefis örneklerden biridir. Çünkü neden? E bizim zaten bir misafirlik yani bir yolculuk bu. Yani yeryüzünde bir yolculuk bizimki ama Tanrı ile beraber geliyoruz. Yani tanrısız gelmedik. Tanrı ile beraber gelip gene Tanrı ile gideceğiz ve Tanrı'ya gideceğiz. Yani şeyimiz hikayemiz bu. Hı hı. Yani kurgumuz bunun üzerine kuruldu. Şimdi böyle olunca, tanrı misafir olunca mesela köy, işte Anadolu'da işte şehirlerde, kasabalarda vesairede falan filan. Yani bununla ilgili birçok uygulama var veya birçok e, mesele ortaya çıkmış. Bir tolerans hakikaten olmuş yani. yani bunu evet. reddetmemek lazım. Ben de söyledim o yüzden. Ama teoride, yani dediğin doğru. Yani, yani dilde böyle yanlış cümleler de çok yani, olmuş. Çok fazla hani ilah cehennem zümera ilah cehennem özü çok fazla kişi cehenneme, Tabii. cehenneme attık yani baktı zaman. Bazen mesela ben şimdi böyle denk geliyorum işte mesela cenaze namazlarına karşı böyle bir şey e, soğukluk vesaire falan o, gerek yok. Yani bunlara gerek yok. Yani hiçbir şey bir insan kendisi mecbur değildir ama yani bunu konuşmaya bunu buradan böyle bir şey çıkartmaya yani e, ne diyeyim bir anlatı bir hikaye çıkartmaya hiç gerek yok. Yani evet. yani dolayısıyla e, yani, insan, yani konuştuğumuz şey insandır. Yani Peygamber Efendimiz'in bir şeyi var, e, hadis-i şerif var. Ben onu da çok severim böyle. On, gerçekten müthiş bir şeydir. El mu'minu la yengez. Mü'min necis olmaz der. Aa, müthiş bir şey var. Çok güzel. Çok müthiş bir şey. Gerçekten. Şimdi mü'min necis olmaz yani necaseti yoktur yani tamam mı? Yani neden? İmanı var çünkü. İşte i̇manı var. Yani dolayısıyla şimdi yani günahı olabilir, hepimizin var. Yani Cüneyd-i demiş ki... E, e, yani dua edin demiş, bütün günahlar e, şarap gibi sarhoşluk vermiyor demiş. Her günah şarap gibi sarhoşluk verse ya da her günah şarap gibi koksaydı Bağdat'ta birbirimizin yüzüne bakmazdı. Of! <gülüyor> çok <gülüyor> çok, <laughs> çok <laughs> müthiş bir tane. <laughs> büyük adam. Eyvallah. Ee, şu Niyet meselesi biraz önce Hı -hı. geçti ya. Mesela ha. bir örnek verin. ki birisi anne, niyet ediyor. şunu ne yapacak, bunu ne yapacak ama hani... Ne 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 olmuyor? Nasip olmuyor. Nasip olmuyor. Ama e, inme amarı bir niyet. Evet, bir niyet. E, evet. Evet. Yani niyet amel. Amelim, <laughs> bir daha, benim bir taraftan benim için niyetim bu ama yani e, amelim de bu olmayacak mı ya? Bu ona dönmez mi? Yani Allah nasip etmez mi onu bana? Yani, yani, yani ben bu amaçla yani şimdi şimdi mesela, niyete girdim. Şimdi ki mesela harca gideceksin. Niyet ediyorsun, paran hazırlanıyorsun, hazırlık yapıyorsun. Gerçekten gitme niyetleniyorsun ama işte. Kurat çekiyor, gidemiyorsun. Yani niyet ettim ama gidemedim. Yani bu oluyor. Ama gayret yapacağım bir şey var. İşte gayret ettim ama olmadı. Yani Harca gitmek istedim, gidemedim mesela diyelim. Hı hı. Ee, ondan sonra ve başka konular olabilir. Yani hani birçok hayır niyetlenebilirsin. Ee, yani diyelim ki yolda birisiyle karşılaştım, şunu vereceğim diyorsun. alıyorsun mesela, karşılaşamıyorsun falan. Yani birçok hayır olabilir. Yani. Ondan sonra yani birçok şey yani niyetlenirsin hazırlığını yaparsın nasip olmaz. Yani bu, bu mümkündür yani. Burada ameller niyetlere göredir demek. Yani niyet var ise amel sanki tahakkuk etti demektir. Yani sanki onu işledin gibi. Tam olarak hani işlemiş olmuyorsun Hı -hı. ama sanki işlemiş gibi bir niyet sevabı denir Hı -hı. buna. Yani niyetin sevabı olması demek. Ama bence burada en önemli noktaların bir tanesi niyetle hayalin ayrıştırılması lazım. Hayal bir duygu niyet bir düşünce. Tabii özür dilerim. Ben hani bu soruyu biraz tersten, yani mali hmm. amel bir niyet tersten sordum bir yani evet. anlamda da. Şu yani ameller niyete göre konuşmuştuk da. Şimdi ben bir şeye niyet ettim. Hmm. Yani amacım o halis muris bu niyeti gerçekleştirmek. Yani çok çalışıp biraz önce ben hmm. bir örnekten hareket edeyim. İşte öğrencilere burs vereceğim. 10 öğrenciye burs hmm. vereceğim. Ben bu halis niyete yola çıktığımda yani bana nasip olması için bir inayet gelmez mi? Bir şey olmaz mı? Yani olur diye umut edersin ama şimdi olmaz. Yani olmayabilir. Yani işlerin kötü gider. Yani şimdi Cenab-ı sen mesela bu sınavdan derse girmek istersin. Allah seni başka sınavdan yapar. Çalışmadığın yerden gelir. Yani bunları bilemezsin ki. Yani dolayısıyla şimdi yani kazanmadığın paranın hayrı olmaz. Yani kazanmadığın pa paranın hayırda planlanması olmaz. Yani şu para gelsin. Çünkü kazanınca sorumluluk tereddüt ediyor. Hı hı. Veya mesela yani olmayan bir şeyin tamam Olmayan bir sağlığın yani planlanması olmaz. Olmayan bir ilmin mesela şunları öğreneyim. Yani öğrencileri şunu anlatayım öyle bir şey yok yani. Yani o olandandır yani mesuliyet. Yani ercüd minel mevcut. Yani ne varsa mesuliyetin ondan olması lazım. Yani bu açıdan mesela dini hayat yani e, bu planlama meselesine de doğru bakmak lazım da hayaller üzerine kurulu değildir. Emani yani kuruntular üzerine kurulu değildir. Niyet üzerine kuruldu. Belki sen yani ifadenle şunu şöyle söylemek yani lazım. Yani kader gayrete aşık değil mi? Ya bu bu, bu cümle zaten söylendiğinde tansiyonum <laughs> çıkıyor. Kim bunu söylemiş? Kim uydurmuş? Yani kader gayrete nasıl aşık olacak? Yani herkesi birbirine böyle bir aşık etme şeyi var. Hastalığı var bu topraklarda. Yani herhalde böyle söylenmiş yani cahil cümlelerinden biridir bu. Yani kader bilmem ne aşık mıdır falan. Nerede söylenmiş bilmiyorum. Bana birkaç kişi bana sormuştu yani böyle dostum. Ya böyle bir cümle falan. Dedim ya böyle bir cümle olur mu yani hani falan gibi. Akeli yani şey bir cümle var kader, Yok hiç değil aşık. Yani hiç. Yani, yani gerçekten. Yani şey olarak ha. Yok, kader gayrete evet. aşık. Yani yani. Kad yani kaderi yapan Allah. Yani tamam. Mı? Yani Allah. Yani Allah'ın bilgisi demek kader. Allah'ın bilgisi gayretimize aşık yani bekliyor ona. Yani böyle bir şey olabilir mi yani? Yani, yani ne dediğini yani bilmem bir söz bu yani. Yani böyle boş bir söz aslında. Ondan sonra dolayısıyla şeyin. E, yani böyle tedavülde kullanılıyor işte yani böyle bir Hı. söz. Ondan sonra o söylüyor, bu söylüyor falan sanki böyle gerçeklik kazanıyor falan gibi. Uydurma bir şey yani hani üzerine durmaya gerek yok bile. Dolayısıyla şimdi e, bence bunda bir yanlışlık yok. Çünkü bizim eylemlerimiz e, böyle bir dar bir zaman mekan içerisinde bunu düşünmek lazım. Şimdi biraz sonra mesela yarınki namaz bana farz değil. Çünkü yarın olmadı henüz. Hı. Yani mesela... Şimdi şu an mesela yatsı namazı bana farz ama sabah namazı değil çünkü sabah namazı henüz olmadı Aa, çok gibi. Güzel. Yani mesela diyelim ki e, yani birisi karşılaştığımda tamam mı? Yani yani birisi konuştuğumda o bana bir şey yapıyor ya da mesela şimdi ma maaşımı diyelim ki işte o de alıyoruz biz mesela. E, 15'i geldiğinde yani o maaşın hani zekatı <laughs> gerekiyor falan yani gibi. dolayısıyla şimdi olmayan bir şeyin ya da yani tahakkuk etmemiş bir şeyin şeyi yok memur gibi düşünmemek lazım. Memur kesin yatacak. Ya yatmayabilir kardeşim. Yani yatacak diye bir şey yok falan gibi. Dolayısıyla şimdi hayatı işte o az önceki İbnü'l Vakti bu nedenle söyledim. Yani din meselesinin biraz daha böyle kısa takvimlerle düşünülmesi lazım. Yani her her konunun mesela günah işledik şimdi tövbe etmemiz lazım gibi. Hı -hı. Yani böyle 20 senelik hadiseler, 30 senelik hadiseler bu din takvimine uygun değil. Din takvimi seni bir odaya sokmak ister. Yani bir mescide sokmak ister tamam mı? Yani yani zaman mekanını daraltmak ister. Zamanını daraltmak ister. Yani senin e, e, bu tabi din açısından gerçeklik demektir. Çünkü o ütopya yani böyle zeminsiz olmak var ya mekansız zamansız Hı. olmak falan böyle bir şey yani bir uydurukluk yani o zaman e, savrulup gidiyorsun. Ama daha sonra mesela buradan hareketle bir la mekan ortaya çıkıyor. Mekansızlık ortaya çıkıyor. Çünkü neden? Yani ben burada buranın hakkını verirsem sanki her yerin hakkını vermiş gibi olurum. Aa. Ah. Yani böyle bir durum ortaya çıkıyor. Evet yani bulunduğunuz yerin hakkı. Evet. Yani şey, şöyle derler onu mesela tarikat deyimi olarak bir kapı her kapı. Her kapı hiç kapı. Yani dolayısıyla şimdi yani yani bir insan yani şu gerçekten akıllı bir insan davranışı değil. Yani oturup böyle şey, benim annem mali hülya der. Aslında mali malihülya aslında şöyle emani ve hülya demek. Hülya yani hayal yani hayaller emani kuruntular ee, annem böyle deyim olarak olan birbirine bitiştirmiş şimdi mal hülya filan gibi böyle bir şekilde söyler onu şimdi din bu mali yani emani ve hülya yani bu, bu kuruntu meselesinden uzak tutmak ister bizi çünkü o bizi hep gerçeklikten koparır yani olmayan bir yere taşır yani yani orada mesela biz e, oyunlar oynarız tamam mı? Hı hı. Bak şimdi bana göre mesela bir insan mesela gerçeklikten ne kadar kopuk olduğunun delillerinin bir tanesi şudur. İçinden ne kadar konuşuyor? Çok konuşuyorsa problem. Gerçeklikten tamamen kopmuştur. Az konuşuyorsa? İçinden mi? Evet. <laughs> Az kopmuştur yani. <gülüyor> <gülüyor> ha. Hiç yani... konuşmaz mı? Hiç mı insan içinden hocam? Ben de konuşuyorum da ben konuşmam şeyi değiştirmeye çalışıyorum mesela. İbn-i konuşmaya çeviriyorum onu. Metafizik başka konular konuşmaya çalışıyorum ama çok zor bir şey o. Yani gerçekten çok zor bir şey tamam mı? Yani evet. oturduğun yerde konuşuyorsun. Yani geçmişi konuşuyorsun, geleceği konuşuyorsun tamam mı? Yani yani böyle şey yapıyorsun. Şimdi bu gerçekliğinden kopma. Mesela bana mesela insanlar şimdi böyle rüyaları falan bunlara çok ilgilidirler. İşte rüyamda şunu gördüm. Rüya hiç gerek yok. İçinizdeki konuşmaları yazın, rüyalarınızda görece göre, göremediklerinizi konuşmalarınızda görün. Yani siz kimsiniz? Yani yazın mesela yani içinizden yani böyle bir şey var yani insanın böyle bir dramatik bir konuşma ee, biçimi ee, vardır yani ağlaması, sızlaması öyle. falan. O bana onu dedi ben onu keşke şunu deseydim falan. Sen olsun yani yani dünyada e, bulunma halin o yani olmak istediğin şeyin o. Dolayısıyla şimdi o iç konuşmalarının azan buna mesela şeyde tasavvufta hadis-i nes deniyor İç konuşması ve iç konuşması kurtulmaya çalışmamız gereken bir şeydir bir açmazdır yani bir bakıma bir kayıt dışı bir enerji kaçağı gibi yani. Çünkü dilimden çalıyor tamam mı? Yani içimden konuşuyorum. Mesela şimdi diyelim ki birisine kızıyorum. İçimden kızıyorum tamam mı? Şimdi ikiye bölünüyor yani. Yani öfke ikiye bölünüyor. Hep ikiye bölünüyorum. Hep üçe bölünüyorum. Ya kardeşim şu duvara toslamadan yani böyle üçe bölünme ya. Yani neyse tekil çıksın. Yani, yani, yani davranışın neyse tekil çıksın falan. O, onu bir türlü evet. yapmıyoruz tamam mı? İç konuşmaları çok tehlikeli addediliyor bu bakımda. Evet insanların uykusuz kalması sebebidir hocam. Bunu i̇ç konuşmaları. Evet evet Anlat. Şimdi bir, Tasavvufta bu bir problemdir yani mesela tasavvuf dolusu İslam hakkında yani hadis-i nesten insanın kendini koruması yani iç konuşmalarından yani, yani öyle bir adam ki mesela onun için mesela şimdi diyor ki yani zik yani zikretmek bunun için söyleniyor yani bir şey zik yani zikretmek çünkü zikrettiğinde o iç konuşmanın yerini o alıyor diye düşündüm. Ee, bunu bir şeyde bir uzmandan dinlemiştim. İnsanların e, son yıllarda en çok artan uykusuzluğun en büyük sebebi konuş, kendi kendine konuşmalarıymış hocam. Hı. Özellikle iç konuşmalarıymış. Ama bir meseleyi çözme kendi başımıza hmm. bir mesele çözüyor olmamız o iç konuşmaya girmiyor değil mi? Onu onda bir anlaşalım ama yani ya o düşünme olabilir. Ha, yani bir konuda düşünme. böyle hmm. konuşma kendi hmm. kendine o onu problem düşünme. değil. Düşün, tamam. <laughs> yani şimdi <laughs> o, aslında şey... öyledir de neyse şimdi düşünün biz de yap Hayır biz de öyle yaptığımız için en azından kendimizi kurtarmak için onu öyle yapalım. He. Yani uzun, uzun uzun diye konuşuyorsun bir kere konuşuyorsun bir daha konuşuyorsun bir daha konuşuyorsun. Bir daha ama mesele konuşuyorsun, mesele konuşuyorsunuz hmm. kendi kendinize. Yani, yani, olabilir. On. Yani şimdi. şeyle tam olarak hani bilemeyeceğim ama yani insan e, e, ben şahsen şer, mesela insanlar şimdi ilk bir bu e, hayal kurumanın azaltılması lazım. Yani daha doğrusu vehmin, e, kuruntunun hmm. yani emaninin yani hakikaten bu, bu tehlikelidir. Yani insan zihnin gelişiminde de bu tehlikeli. Daha somut, daha gerçek, daha karşılaşmaya dönük. Yani mesela benim seninle konuşmama dönük falan. Yani böyle şeyleri tercih etmek lazım. Daha yani daha açık yani böyle hep kayıt dışı. Yani böyle e, şey altı yani hani böyle kuyuya doğru filan değil de dışa doğru yani insanın böyle olması lazım. Gerçekliğe gelmesi lazım. Yani mesela kafanda hani 40 tane yoksulu doyurmak bu hayal yani saçma bir şey yani. Evet. Hadi mesela bir tane yoksulla ya da bir tane kediyle bir tane köpekle hani şey yapmak yani onu doyurmaya çalışmak, bir şey yapmak ya da ne bileyim hani illa hani böyle işte başka mesela bir ağaca su vermek falan bu daha iyi bir şey. Yaşanana doğru yani somut ve gerçek olana doğru daha çok Hı. gelmek lazım yani. Şimdi biraz önce dediniz ya hani e insanın bulunduğu yerle barışık olması, her yerde barışık olur. İşte hicretten, bir yerden bir yere gitmekten de bahsettiniz biraz evet. önce. Burada değil ama, elimdeki notta değil ama, bu meseleye çalışırken hatta işte ismini de vermeyeyim. İbrahim Ethem Hazretleri hakkında bir çok ciddi büyük bir yazı onu okurken diyorlar ki e, İbrahim Ethem'e seni en çok ne üzdü diyorlar. Hı. Diyor ki beni en çok üzen şey bu. E, Bel şehrinden ayrılmak. Bel şehrinden ayrılıyor yani. Orada olduğu söyleniyor işte. O şehirden ayrılmak diyor. Oradan hicret etmek beni çok üzdü diyor. Ama bu anlattıklarınızla çelişiş mi bu cümlesi? Yok. Ya da... Müptedi olduğu için. Nasıl yani? Orada İbrahim Ethem olmadığı için. Hani orada yani zor gitmek... sınav neydi yani? Yani zor sınav kopmak idi. Yani bir tür mesela çocuğun anneden, ha. çocuğun babadan yani o ilkel, iptidai dilden kopması gibi. Böyle bir şey söylediğine inanmıyorum. Yani İbrahim Ethem böyle bir şey söylemez. Yani normalde söylememesi lazım. Yani çünkü bize geçmiş hikayesini evet. anlatmasına gerek yok. Öyle Ama şey. Yani... Özür dilerim. Yani ciddi bir hmm. hani şimdi isim vermeyeyim de. Bayağı hmm. ciddi bir e, bizim ne diyeyim yani böyle başvurduğumuz e, hmm. şeylerden birisiydi. Bu temel insanın yani. Ve ona benzer bir an <laughs> yani. <gülüyor> evet, da bir Falan e, yani o bizim hocalarımızdır ya da bizim arkadaşlarımız ya da bizdeyiz. Mesela biz yani yazdığımız maddelerde falan. Fakat şöyle şimdi kastettiği şey yani şimdi bir insanın yani adet yani alışkanlık... E, şeyinin dışına çıkar e, zincirlerinden kopabilmesi meselesi çok önemli bir şeydir. Çünkü neden? Bunlar şimdi böyle bir tür şey gibi yani böyle bir yani şekere bağımlılık gibi tatlıya bağımlılık gibi falan böyle bir şey. Hı hı. Şimdi Ali Şeriat'ın rahmetlinin böyle birçok kitabını ben çok yanlış bulurum. Bunlar Türkçe niye tercümetleri hep söylerim. Fakat bir tane kitabını ben önemsiyorum Basit bir konferansıydı o. İnsan dört zindanı. Şimdi çevre, din, işte e, işte gelenek ve şey hmm, insanın kendisi. Yani Hı. insan kendisi kendinin zindanıdır, çevresi kendinin zindanıdır. Eee ondan sonra tarih mesela bir zindandır. İşte falan böyle, böyle bir şeyler anlatıyor falan. Şimdi hepsini bir şekilde koparız diyor. En son en zor olan be, benlik benliğin kendisinden kopmaktır. Yani orada mesela aşk teorimi yapıyor. Yani aşk ile bu şey yapabilir falan diyor. Şimdi doğru yani. Hani bu, bu söylediği de doğru ve bu bir aslında tasavvuf teorisidir. Şimdi şeyin İbrahim Etmem demek istediği şey şu. Eğer orada kalsaydım yani oradaki benliğimle kalsaydım gene yani namazımda, niyazımda, orucumda falan filan olabilirim evet. yani. Ama o zaman şimdi o, o, adet üzere yaşayan bir adam olurdum. O adetten kopmak bana çok ağır geldi. Yani demek istediği şey o. Ama şu açıdan dediği doğru değil. Yani daha doğrusu yani o, o cümle şu açıdan doğru olamaz. Bu yolun her aşaması e, zordur. Bir, iki, Belh şehrinden koptu diye İbrahim bin Ethem desinler ve görsünler Açmazından özgürleşti demek değildir. Mağarada dahi desinler ve beni görsünler bana eşlik eder. Çünkü bir gün geriye döneceğim ve insanlar beni görecek. Dolayısıyla şimdi insanın mev makamı büyüdükçe, insanın e, mevkiyi büyüdükçe sınav büyür. Yani dolayısıyla şimdi mesela insan hiçbir zaman yalnız kalamaz. İnsanlar ya çevremizdedir ya zihnimizdedir. Dolayısıyla şimdi sorun çevredekini değil zihindekini boşaltabilmek. O açıdan şimdi yani o açıdan, yani bence böyle bir söz şey söylememiştir dediğim şey bu. Benim açımdan gerçekten içinde bulunduğum ortamı terk etmek çok büyük bir iştir. Yani ben bunu beceremem. Hmm. Ama eee İbrahim bin Etem için ve hepimiz için gerçek ve büyük sınav zihnimizden o o algıyı çıkartmaktır. Yani yani insanları zihnimin dışına çıkartabilmek. Hakaret ederek evet. değil, onlara nefret ederek değil. Onlara sevgimi koruyarak ama onlar tarafından belirlenmişliği reddederek Onları zihninden çıkartmak ahlakın zirvesidir. Bunu evet. demek istiyor. Dolayısıyla şimdi İbrahim bin Ethem'in hayatı e, zordan kolaya doğru bir hayat değildir. E, kolaydan zora doğru, zordan daha zora doğru bir hayattır. Çünkü İbrahim bin Ethem, bulunduğu yerden çıktıktan sonra Himalaya'ya tırmanmak ya başladı. Himalaya tırmandığında en zor neresidir? En zor yani yukarısıdır. Ama yolda olmak da... yani, evet. yani Hayır şöyle... E, amacın yolda olmak, yolculuk olduğunu bilen birisi için bu cümle zaten bana biraz şey gelmişti yani. hicret İnanırcı ettim. değil. Cümle evet. yani, yani, mesela Peygamber Efendimiz Medine'de Mekke'ye şey, göçerken, zor yok. Yani mesela Mekke'de Medine'de yok yani öyle değil. Ya neydi o bir, bir hikaye var sizden ha. dinlemiştim onu anlatın ondan sonra noktalayalım. Bir, ha. e, hani... Kız mı? <laughs> evet. ya yani şey, çok erken. güzel bir hikaye hocam. Tabii çok nefis, müthiş bir şey ve bence mesela Allah'ın orada sahabeye bir lütfu o. Ve herkes gidiyor yani. Mekke'den, Mekke'den, Mekke'den ne gidiyor. Şimdi normalde hepsi din yolculuğu. Evet. Tarihe geçen bir yolculuk değil mi? Bizim Ama için bir... de çok büyük bir şey. Çok büyük bir Gerçekten öyle büyük bir hadise. Yani o kadar yani kaç yüz kilometre falan gidiyorsun sıcak hava bilmem ne falan. Evet. Tehlikesi var şu var var. Bir adam da bir kıza aşık olmuş havayı yakmış peşinden gelmiş. Sen, yani sen niye geldin? Ya Rabbi ya senin için. Sen, senin için. Sen, sen, sen. Ben de falan kıza aşık olmuş. <laughs> Peygamber Efendimiz orada bunu söylüyor. inlemeler amal bin niyat. Ameller evet. niyetlere göredir. Evet. yani bunlar Allah ve Resulüne gelmiş oldu. Sen de kıza gelmiş evet. oldun ya da kız erkeğe gelmiş oldu falan. Şey o, o hikaye ben, ben o hikaye sonra evet. böyle bir çok defa anlattım. Yani Hı. sizden öğrendikten sonra. Çünkü yani bir şeyin kıymeti evet. e, yani böyle uzaktan bakıldınca falan değil yani. Evet. Bir de hani ya ne ki yani cümlesi evet. o kadar anlamlı ki Evet. Çok yani, müthiş bir şey. Yani, yani. Evet. Ev, yani hicret çok başlı başta evet. önemli bir şey tabii ama bir taraftan birisi çıkıyor ya ben işte bir sevdiğim için tabii, yola tabii, çıktım. Tabii. ya Müthiş tabii. bir hikaye, müthiş bir yani ders. insanların en ulvi gayelerle yaptığı işleri çok başka süfli gayelerle de yapanlar olmuştur. Onlar ötekilerin terbiyesi için. O kadar abartmayın cümlesi için. Evet. Tabii, tabii. Yani mesela ben şimdi diyorum ki ilim için ben işte şu kadar saat uykusuz kaldım herkes her şey için uykusuz kalıyor. Evet. Yani adam mesela sosyal medyaya girmek için uykusuz kalıyor. Evet. Yani bu kadar abartmamak lazım. Evet peki. Hocam çok teşekkür ederim. Yine istifade ettik efendim. Evet. Nokta alıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.